Esra Erol bir mucizeye daha imza attı. Türkiye Ayşenur'la birlikte ağladı. Anneni buldum ve getirdim. Sana daha büyük bir sürprizim var. 27 yaşında bir abi var. İki kardeş yıllar sonra buluştu. 18 yıl sonra bir abi sahibi oldu. Annelerini bulan iki kardeş milyonları gözyaşlarına boğdu. Anneni görmeye hazır mısın? Hazırım. Evet. Ama seni gördüm, sevindim. Seni arayacağıma inandın mı hiç? İnanmadım. Unuttum zannettim. Unutmadım. Yine terk edilen, bırakılan bir çocuk Emrah ilk defa annesiyle yüzle karşılaşmak üzere geliyor. Buyursunlar. Sana bu yapılan kötülüklerin hesabı bir gün sorulacak. Tamam oğlum. Sen rahat ol yani. Tamam. Benimle yaşamak ister misin? Evde aldım ben. Tamam olur. Ben senin elini sıcak sudan soğuk suya koymam. Sen bana Allah'ın emanetisin. Ayşenur'un abisi Emrah ve annesi Nilgün Hanım'la baş başa geçirdiği o anları sakın kaçırmayın. Yıllık hayat arkadaşı, eşi 7 Eylül tarihinden beri kayıp. Yavrum ben seni bu kadar seviyordum ha yavrum. Bir de dünyayı kesmedim ha yavrum. Anam yavrum. Yavrum gel yanıma yavrum. Mustafa Bey'in kayıp karısı Nazile'yi Esra Erol buldu. Mustafa abi karını bulduk. Allah başımı sardın ya. Beni dövdü. Gelinim ben onun elinden aldık. Yanda biri var, biri yaptırıyor. Benim aşkım değil bu. Bugün karı koca için yüzleşme vakti. Bana bu yaptığı olaydan sonra sevmemem, aramızda hiçbir şey kalmadı. Bugün hesaplaşma vakti. Gerekirse Ferhat'la Şirin olacağım yolumda. Aşkım ben ne yaptımsa senin için yaptım. Sen olmadın mıydı ben bittim. Nazlı yavrum dön dön. Gözyaşları içinde karısına seslenen Mustafa Bey aylar sonra Nazlı ile stüdyoda karşı karşıya gelecek. Şimdi Esra Erol'da. ...18 yıl sonra Ayşenur'un annesini Esra Erol buldu. Türkiye o anları izledi. Ben kızımı gördüm, çok sevindim. Gözyaşlarımı tutamıyorum. Ayşenur'un babasını hatırlıyor musun? Ayşenur Arslan Sarıcan'ın kızı. Biyolojik baba Arslan Sarıcan. Peki Ayşenur'un babası Aslan Sarıcan mı? Ayşenur'un babası olduğu iddia edilen Aslan'la ilgili son dakika gelişmesi. Rıza'cığım buradan sana sesleniyorum. Seni çok seviyorum yavrum. 8 aydan beri oğlum benden seni uzaklaştırıyor. Çok konuşulacak bir iddia. Ufuk Aslan, neredeysen kocamı evine getir. Böyle kaçmakla olmaz. Onun bir yuvası var Mudanya'da. Herkesi şoke edecek bir olay. Ali Rıza, senin benim sevgime ihtiyacın var yavrum. Benim yemeklerime ihtiyacın var yavrum. Seni seviyorum Ali Rıza. Duy sesimi gülüm, bir tanem. Kocam Ali Rıza'yı ilk evliliğinden olan oğlu Ufuk 8 aydır bana göstermiyor diyen bir kadının feryadı. Seni bekliyorum canımın içi. Seni çok seviyorum Ali Rıza'cığım. Şimdi Esra Erol'da. İki yaşındaki evladını da bıraktı. 13 Eylül'de ortadan kayboldu. 31 Ağustos'ta kızınız kocamla anlaşamıyorum boşanacağım diyerek iki yaşındaki çocuğunu da alarak Hatay'dan Uşak'a geliyor. 13 Eylül günü de çocuğu bırakıp ortadan kayboluyor. 22 yaşındaki Cansu nerede? Bunu biz araştırıyoruz. Kadın sığınma evinde de yok. Hiçbir yerde bulamıyoruz. Cansu'yu görenler, tanıyanlar bize ulaşın. Geleceğim seni seveceğim, gezeceğim,
sırasıyla aklından geleceğim seni. ATV ekranlarından yeni bir haftadan tüm seyircilerimizi sevgiyle selamlıyoruz. Hoş geldiniz Sürütüyor'a. Sizler de hanımefendiler. Teyzenin yalnız şarkıyla beraber masket aşağı doğru gidiyor Ritim. Seveceğim pıt, seni gezeceğim pıt. Heh. O zaten... maske seni bırakmıyor, sen maskeyi bırakmıyorsun. Bak! Şimdi babam... kronik hastalıkları olduğu için çok dikkat ediyor. Bir de böyle her şeyde dikkat eder. Yalnız o da maskeyi gözüne kadar takıyor. Şuraya kadar. Böyle bir diyor ki bir şey batıyor göz. Baba diyor maskeyi buraya kadar kapatmayacak. İki maske, üç maske üst üste takıyor. Annem desem o ayrı zaten takılıyor. Sizinki de öyle. Ablaya yeni bir maske versek çok güzel olur. Vallahi. Bırakmış ablacığım bak orası gevşemiş, gevşemiş. Burnun da okka, tabii okka gibi küçücük. Ne? Buhar yapıyor. Evet bir de o var. Maskeyle güneş gözlüğü taktığınızda konuştuğunuz dakikada gözlükleriniz bir anda böyle bir şey oluyor. Sonra gözlük çıkartıyorsunuz. Hayat böyle dikkat edin. Her an her yerde her şekilde olabilir. Uzak duracağız. Maskeyi takacağız. Elleri temizleyeceğiz. Bu kurallarla yaşamaya hayat boyu aslında devam edeceğiz. Bize bunu öğretti. Sevgili konuklar, ilk konuğumu davet etmek istiyorum. Asuman Hanım Bursa'dan katılıyor programa. 10 yıllık bir evliliği var. Eşiyle 10 yıl önce nikah masasına oturuyorlar. Her ikisinin de başından birer evlilik geçmiş. Her ikisi de çoluk çocuk sahibi. Tam o ikinci baharı yaşamak isteyen bir çift. 10 yıl boyunca her şey şahane. Ta ki Nisan ayının, 2019 yılı Nisan ayında kocası hastaneye baş ağrısı şikayetiyle gidiyor ve... sonrasında büyük ameliyatlar, bir beyin felci geçiriyor, büyük ameliyatlar oluyor. Sonrasında da bu hanımefendi, kocamı benden uzaklaştıran ailesine seslenmek istiyorum diyerek programa başvuruda bulundu. Sadece tek istediğim, kocam hasta, bana ihtiyacı var. Onu benden saklayamazsınız, onu benden kaçıramazsınız diyor, buyursunlar. Hoş geldiniz. Ali Rıza yok. Ağlamayacağım diye söz verdim. Ağlasanız ne olur? Güçsüz mü durursunuz? 10 yıllık şahane bir evlilikten bahsediyorsunuz. Ben kocama söz verdim. Biz evlenirken o imzayı atarken ayrılmamaya söz verdik Esra'cığım. Mutluluğu bende gördü. Her şeyi bende gördü kuzum. Mutluyduk biz anne. Allah herkes önce sağlık versin. Nasıl o bir anda o sağlıkla ilgili durumlar ortaya çıktığında sizin hayatınızda alt üst oldu. Her şeyi sizde gördü. İkinci baharı yani gerçekten hakkını vererek yaşayan bir çift olduğunuzu. Evet. Bizi Bursa'ya sorun herkes bizim aşkımızı konuşur demişsiniz. Bursa Mudanya'ya hep bağlansınlar, bağlanacak bütün arkadaşlarım. Ya Asuman Bey Ali Rıza dediğinde akan sular duruyor. Kahvelerde benim lafım oluyordu yavrum. Nasıl? Eşim yani böyle yani bir insan karşıma çıktığı için teşekkür ediyordu. He. Siz de ama Ali Rıza gibi bir beyefendiyi bulduğunuz için etrafınızı anlatıyordunuz. Nazar mı değdi? Aynen öyle oldu. Öyle deriz biliyorsunuz. Ben çok geziyordum. Herhalde ondan nazar oldu. Dillere düştüm Esra'cığım. Çok gezdiğiniz için. Şimdi Nisan ayına kadar aslında hiçbir problem yok. Beraber yaşıyorsunuz. Evet. Kirada oturuyorsunuz eşinizle beraber. Beyefendi evini çocuklarına bırakmış. Onlar bekar çünkü. Evet. Siz onunla beraber kirada mutlu mesut yaşıyorsunuz. Evet. Ta ki baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gidiyor. Her şey ondan sonra evde başlıyor. Evde beyin kanaması geçirdi eşim. Eşim sağlam, çok sağlam bünyesi vardı Esra'cığım. Evde geçirdi beyin kanamasını. Daha yataktan kalkmadan sabahleyin geçirdi. Epilepsi nöbeti gibi nöbet geçirdi. Ondan sonra kalktı, iyileşti. Ben hemen ambulans çağırdım. Eşim istifa etti, çok affedersiniz. İdrarını yaptı. Gitti bir de banyo yaptı. Sağlıkçılar gelecek de beni böyle görmesinler hanım diye.
Sağlıkçılar geldi ve eşim çok titizdi. Sağlıkçılar ayakkabıyla içeriye girdi diye halının üzerine. Galoş giymemişlerdi. Bana işaret ediyor ki ne daha o dertte. Hanım içeriye ayakkabılarla girdiler. Girsinler Ali Rıza dedim. Senin sağlığın önemli yavrum dedim. Yürüye yürüye bindi asansöre. Yürüye yürüye ambulansa bindi Esra'cığım. Oradan şeye gittim Mudanya Devlet'te. Ben de arkasından gittim. Ben ambulans almadılar tabii yasak diye. Kendi çocuğumla gittim koşa koşa. Gittim ki eşimin MR'leri çekilmiş. Tedye de getirdiler. Ben eşimin o kadar ciddi olduğunu bilmedim Esra. Yemin ederim bilmedim. Ki eşim beyin kanamasından sonra kalktı yürüdü. Orada da dediler ki amca beyin kanaması geçiriyor. Zaten yüksek tansiyonu vardı. Tansiyon ilacı kullanıyordu. Hanım dedi yürüye yürüye ambulansı da bindi. Yoğun bakım alacaklar beni sen gelme. Beni sana göstermezler dedi. Üniversiteye gitti eşim. Üniversite hastanesine. Orada yoğun bakıma bir girdi. Oradan işte başına bu işler geldi. 3 ay bir yoğun bakım süreci. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra 3 ay boyunca siz onun kızının evine gidiyorsunuz. Yok. Önce orada baktım. Yoğun bakımda zaten bana çok göstermiyorlardı. 10 dakika gidiyordum. Her gün gidiyordum yoğun bakıma. Mudanya'dan Bursa'ya, Bursa'dan trene biniyordum, metroya biniyordum. Önemli değil. Hep gittim. Yanındaydım. Oradan Şevket Yılmaz'la palyatif bakımda kaldık. 1,5 ayda orada kaldık. Oradan da kızının evi Mudanya'nın orta yerinde. 3 çocuğu var Ali Rıza abi. 3 tane. Bir kızı, 2 oğlu var. İki oğlu... Kızla, küçük oğlanla, büyük kızla benim hiçbir sorunum yok. Benim sorunum Ufuk'la. Ufuk kaçırıyor çocuğu. Niye Ufuk oğluyla sorunun var? Kocamı kaçırıyor işte Esra'cığım. Senin kocanı kaçırıyor yani. Göstermiyor bana. Sen benim babama iyi bakamıyorsun. Sen benim babamı koruyamıyorsun diye mi senden kaçırıyor? Asla. Niyeti daha farklıymış bak. Siz daha kızın farklı. Evinde 3 ay kalıyorsunuz. 3 ay kaldıktan sonra Ufuk geliyor bir anda... babasını kendi bekar evine bekar götürüyor. Bekar evine götürdüm. Her şey ondan sonra başlıyor. Aynen öyle yaptım. Öncelikle kocanıza bir basiye falan atandı mı? Atandı. Gaynım aldı. Benim bilgim dışında. Benim haberim olmadan. Gaynım İsmail Aslan vasiliğini aldı. Nasıl aldı peki? Bilmiyorum Esra. Bana avukatım diyor ki bir imza mı verdin diyor. Vermedim dedim. Nasıl aldılar onu da bilmiyorum. Onun hesabını da versinler. Lütfen versinler hesabını. Eşinizin vasisi kendi erkek kardeşi. Çekti. Ben tekrardan gittim vası açtım. Vasisi bozuldu. Şimdi sürecimiz devam ediyor. Peki yani şimdi oğlu bir insan babasını kendi hayat arkadaşını onu mutlu eden insandan kaçırmaz. Ufuk babasını sizden niye kaçırıyor? Nereye kaçırıyor? Nerede? Önce bekar evindeydi. Şimdi de Eskişehir'e götürmüş. Ben şeyde öğrendim onu da. Mahkemede öğrendim. Almış Eskişehir'e götürmüş. 10 yıl evlilik devam ederken Ali Rıza Bey sağlıklıyken Ufuk Bey ve çocukları sizin evinize gelir miydi? Zaman zaman gelirdi. Orada bir husumet var mıydı? Hayır aranızda? Hayır hiçbir husumet. Abla 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 diye ben de ona zaten telefonumda bilene bakın oğlum Ufuk diye kayıtlı. Evet. Benim onlarla bir problemim yok yani ki. Yani ne olduysa siz 3 ay kızının evinde Ali Rıza Bey'e baktıktan sonra mı oldu? Aynen öyle oldu. Sana 8 ay önce diyorlar ki bundan sonra yazsın. Ufuk diyor ki iddianız o. Bundan sonra babamı göremezsin. Ondan boşanacaksın. Aynen göstermiyorlar. Bu saatten sonra sana ondan koca olmaz. Diyerek bütün kapıları senin suratına kapatıyorlar. Aynen. Arkadaşlarım da gitti. Ve sen şimdi diyorsun ki ben kocamı istiyorum. İstiyorum kocam istiyorum ya. Beni görse zaten gelir kocam tanır beni. Bana kocayı göstermiyorlar ki beni tanır diye. Ha bir de şöyle bir iddiam var. Asuman evlenmiş başkasıyla diyormuş. Asuman abla. Buyur canım. İstenmeyen kişisin. Evlendiğini başka biriyle birlikte yaşadığını da iddia ediyorlar. Kim söylüyor bunu? Oğlan söylüyormuş. Ufuk mu? Eltim'den kızı gittiydi yanına eşimi görmeye ziyarete. Eltim'in kızı demiş ki ne? Amca sen Asuman'ı tanıyor musun demiş. Tanımam mı o benim demiş. Eşim demiş. Ama o başkasıyla evlilik yaptı. Ben onu tekrar alacağım demiş. Başkasıyla evlilik yaptı. Bunu kocan söylüyor. Kocam kıza söylemiş. Kıza söylüyor. Hı-hı. Bu seni bağlar mı? Bağlamaz. Hasta bir adamın söylediği seni aynen, bağlar mı? Hayatta bağlamaz. Ya da onu bu kocan bu cümleyi kurdu diye hiç kimse dönüp de sana Asuman sen böyle bir şey yaptın yok mı diye hesap sorabilir mi? Öyle bir şey yok. Kocam öyle en inandırıyorlar. En son kocanız Ali Rıza Arslan'ı nerede ne zaman gördünüz? 8 ay önce arkadaşlar bana dediler ki yalnız gitme Ufuk beni tehdit etti. Savcılıkta dilekçem de var Esra'cığım. Geri tehdit dilekçeni çek kocanı getireceğiz dediler. Tekrar gittim tehdit dilekçemi çektim. Çektiğim için kamu davası olduğu için hani şikayet olduğu için tekrar şikayet ettiklerimin hepsini mahkemeye çağırmışlar. Sen Ufuk'tan mı şikayetçi oldun? Ufuk'tan şikayetçi.
Osman Aslan, kaynım İsmail Aslan. Yani gecenin, bu aslında kocanın vasisi olan kişiler. Vasisi olan zaten iki, üç kardeşler. Ufuk seni öldürecek, ha, oğlum da öldürecek. Aynen. Sebep? Bilmiyorum. Hiç bilgim yok. Hiçbir bilgim yok. Yani sen babandan boşanacaksın. Boşanmazsan seni öldürürüz mü dediler? Aynen öyle yavrum. Aynen öyle. Oğlan bunu telefonda bana bizzat dedi. Seni boşatacağım. Babamdan sana, babamın bir mal varlığını sana vermeyeceğim. Babamın aylığını bile sana yedirmeyeceğim dedi. Ama seni boşatacağım diye bizzat kulağımdan duydum. Peki siz eşinizin aylığını alıyor musunuz? Hayır, kart bende değil. Kimde? Eşim öyle şey olunca ben şifresini bilmediğim için yoğun bakımdaydı. Çözdüler onu da, nasıl çözdüler onu da bilmiyorum. Kim alıyor eşinizin aylığını? İsmail Aslan aldı. Vasisi alıyor eşinizin maaşını. Eşinizin başka bir mal varlığı var mı? Var. Var yavrum. Mal varlığı var. Şimdi bir Bursa'da... Şimdi ortada bir hasta bir adam var. Önce kızın evinde bakılıyor. Evet. Siz o evde kalıyorsunuz. Evet. Sonra ne oluyorsa siz Kahramanmaraş'a gidiyorsunuz. Kahramanmaraş'a. Bu arada diğer oğlu Ufuk alıyor onu bir an önce bir bekar evine götürüyor. Ha. Sonra sen ben kocamı istiyorum, kocamı istiyorum dediğinde alıyor senin kocan Ali Rıza Arslan'ı Eskişehir'de bir adrese götürüyor. Evet. Ve sen 8 aydır kocanı görmüyorsun. Görmüyor. Bu senin hayat arkadaşın. Görmüyorum Esra. Ne olduysa bu adam hastalandıktan sonra paylaşılamayan kişi haline geldi. Hayır. Bir de bunlar baba oğul, hiç baba oğul ilişkileri yoktu. Eşim bundan nefret ederdi. Bu da bana ne dedi biliyor musun? Ne dedi Esra'cığım? Babamdan nefret ediyordum. O nefretim sevgiye dönüştü dedi hasta olunca. Bu nefret nasıl sevgiye dönüştü? O nefretin baba hastayken sevgiye dönüşmesinin sebebi? Bilmiyorum Esra'm. Yemin para ederim, mı? Başka bir şey mi? Para kurban olan. Para. Oğlan zaten çalışmaya meyilli değil. Hiçbir girdiği işte düzenli bir iş çalışmıyordu. Çalışmıyordu. Aslında... Ben eşime diyordum ki bunu evlendirelim dediğim zaman ben ona kefil olmam hanım. Onun düzenli bir işi yok. Elin kızının başını yakamam diyordu. Yemin Asuman, ederim. Ha, söyle bir tane. Şimdi bu adam hasta. Normal temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor mu? Şu anda ben görmüyorum. Nasıldı yani en son? En son gördüğümde ben yatakta gördüm. Hijyenik bir ortam değil. Seni gidip dedim bir de böyle dilekçe vereceğim. Benim kocam hijyenik ortamlarda değil. Kocamın evde Mudanya'da bir evi var. Hijyenik tertemiz ev. Benim kocam temizliği sever, düzeni sever, yemeği sever. Oğlum getirsene benim evime. Bizim arabamızın anahtarını da sana sizin verdim. Sizin en büyük şahidiniz aslında güzel baktığınız yönünde... sağlık kontrolleri için kızının evinde kalıyor ya 3 ay. Siz de Mudanya'da gidip geliyorsunuz sürekli kızının evine. Kızı ne diyor? Kızı... Osman teyze 3 ay boyunca geldi gitti. Babamıza çok iyi baktı diyor mu kardeşine? Ufuk'a bunları söylüyor mu? Ne diyor? Ufuk'la tartışmışlar kızım. Şey Hülya'cığım ben Maraş'tayken Enes'le tartışmış. Enes'i diskalifiye etti. Gamze ile de tanıştı. Kızım Gamze ile de tanıştı. Onu da diskalifiye etti. Gamze beni uyardı. Osman abla bak Enes'e taktı dedi. Bana da taktı, yakında da sana takar dedi. Ben dedim kızım ben ona ne yapıyorum ki bana taksın dedim. El pençe düven duruyorum oğlum diye dedim. Yani... Bu takıntılı dedi, bu takar, bir şey bulur takar dedi. Üç çocuk... Onlarla konuşmuyor. İkisiyle küs, sizinle de problemli. Ha, benimle de problemli, onlarla. Siz kızının evinde kaldınız ya 3 ay. Kızın evinde mi yaşadınız siz de? Evet kızım. O evde kocanızla beraber kaldınız, aynen, yaşadınız. Haftanın bir günü ben kızının evi müsait değildi, banyoya evime geliyordum. Haftada bir gün geliyordum, çamaşırımı yıkıyordum. Kızının... Banyo derken normal gündelik banyo yapma, banyo mu müsait değil? Ya kızının evi şeydi, dupleksti, yukarıdaydı banyosu. Eşi de devamlı evde olduğu için ben rahatsız oluyordum. Kızıyla da biz yeni yani bu eşimin hastalığından dolayı gidip gelmeye başladık. Ondan önce de problemleri vardı eşimle. Neydi problemleri? Ay özel anlatayım mı ki? Yani çok özelse anlatma. Eşimin tavsiye etmediği bir evlilik yaptığı için. Sizi istemiyorlardı. Yok. Yok kızı. Kızı. O evliliği eşinin onaylamıyor. Eşinin tavsiye etmediği için onaylamadığı bir tamam, kişiyle evlendiği istemiyor için. Yani. Aynen. Peki çocuklar ilk başta sizi istiyor muydu? Kızıyla hiçbir problemim yok benim. Ve çok da seviyorum kızını. Buradan da sesleniyorum Gamze'ye. Hiçbir problemim yok. Anne dedi bana. Evlendiğimizde 2 ay benim yanımdaydı. Babayla problemleri vardı. Bana anne deme kızım dedim. Ölmüş annenin kemikleri sızlar. Annen var senin yavrum dedim. Ama şimdi yine severim. Kızıyla hiç benim bir problemim, hiç bir şeyim yok. Enes'i sever misin? Enes'i de severim. Onu da gittim. Evlendiğimizde 6 yaşındaydı. Anneannesinin yanındaydı. Annesi vefat edince oradaymış. Dedim Fatma anne dedim. Enes'i ver babasının yanında büyüsün dedim. Kızım veremem dedi. Ben kızımın kokusunu bundan alıyorum yavrum dedi. Buna dayandım ben dedi. Yaşlıydı o da. Tamam tatillerde gelsin yanınıza dedi. Gelip gidiyordu o da zaman zaman. Ufuk'la? Ufuk'la da problemim yoktu Esra'm. Onunla da hiçbir problemim yoktu kuzum. Ama sen bu kadar işte tatlı, ton ton, hani eşine bağlı, eşini seven bir kadınken...
Ne ben, oldu da bu hasta adamı Esra böyle şehir şehir dolaştırıyorlar? Ben hiç bakmamışım Esra. Ha? Hiç ben bakmamışım. Hiç eşimin yanında olmamışım. Hep gezenti olmuşum. Hastalığı boyunca mı? Evet yavrum. Seni bununla mı suçluyorlar? Evet kuzum. Ha, bu adam şey babam hastalandı. Yatalak hale geldi. Sen hep geziyorsun. Gezme de kızım. Ameliyat oldum ben. Bir de bu eşimin problemiyle uğraşırken kendi derdimi unuttum. Safra kesem taşmış. Ben bu kadar ciddi olduğunu bilmiyordum safra kesesinin. Memlekette olacaktım. O kadar ağır eşya getireceğim için sıkıntı dediler bana. Gidim de evimde olayım o zaman. Mudanya'da olayım dedim. Sağ olsun benim Mudanya'da çok çevrem. Arkadaşlarım, bacı dediklerim, o kurban olurum ben onların hepsine buradan selam söylüyorum canlarıma. Geldim onlar baktı bana. Ameliyata girene kadar ben açık olacağımı bilmedim. Bir de açık safra kesesi ameliyatı oldum. 3 günlük ameliyatlıyken bir sefer de ev sahibim kapıya dayandı ki çık diye. Evi satacağım çık. Şerife teyze çıkamam elini bırak ayağını öpün ben ameliyatlıyım. Evde bulsam çıkamam dediysem kadın çık da çık satacağım. Bir de onunla problem yaşadım Esra. Tamamen yalnız kaldın. Şimdi nasıl şimdi geçiniyorsunuz? 3 aydan beri burada değildim. Antalya'da teyzemdeydim. Bir yeri yurdunda yok yani. O kendi oğlum askerde. Kısa dönem asker yapacaktı anne uzun dönem asker yapayım dedi. Şeyde buzdolabım bozuldu bu zarfın içinde de ön kapak düşünce. Sırf benim çocuğum askerde bana buzdolabı alabilmek için askerliğini uzattı. Siz bu kadar zorlukla mücadele ederken çocukları da iyi bir hayat arkadaşıysanız kocanızı sizden kaçırıyor ve sizden uzaklaştırıyor. Benim kadınlığımı, benim kişiliğimi, benim hanımefendiliğimi, benim marifetliğimi hiç tartışamazlar. Tartışan gelsin yanımda benim yüz yüze tartışsın. Ama tartışıyorlar bunu tartışıyorlar işte. Tartışıyorlar işte. Bakın sizin başka biriyle birliktelik yaşadığınızı bile iddia ediyorlar. Aynen, aynen öyle öyle demiş. Hani şimdi der ki bakmıyordu, temiz değildi ama Asuman da gitti kendine başka birini buldu. Asla böyle bir şey diyemezler. Niye söylendi peki? Bilmiyorum ya. Oğlan öyle diyor herhalde ki babası soğusun benden diye. Asuman evlendi diyordur muhakkak ya adama yer etsin diye. Benden ne istiyorsun? Hocam istiyorum. Ali Rıza'm istiyorum. Yeşil gözlüm istiyorum. Buradan Ali Rıza Arslan'ın ailesine ismi geçen herkese çağrıda da bulunuyorum. Söz hakları ve cevap hakları vardır. Ali Rıza Bey'in aslında vasisi erkek kardeşi İsmail Aslan. O çekti vasisini. Ben vasi davası açınca. Bu arada siz de Ufuk da vasini değiştirirsin diye bir dava açmışsınız herhalde. Davam, daha sürecimiz sonuç devam ediyor. Ha, dava devam ediyor ama herkes aslında Ali Rıza Bey'in vasisi olmak istiyor. Bilmiyorum ben anlamıyorum. İsmail Bey'in, eltinizin söz hakkı cevap hakkı vardır. Ufuk Arslan'ın söz hakkı cevap hakkı vardır. Kızı Gamze bağlansın yayına. Enes'in yaşı biraz küçük herhalde. Yok yok büyük o da büyük. O da büyük. Enes de yayına bağlanabilir. Bakın Asuman Hanım burada gözyaşları içerisinde ben sadece kocamı istiyorum diyor. Aslında istemenizin sebebi de o hasta ona ben bakayım. Onun bana ihtiyacı var Esra'cığım. Benim tatlı dilime ihtiyacı var. Benim yemeklerime ihtiyacı var Esra'cığım. Benim düzenime ihtiyacı var onun. Onu siz yalnız bırakamam yani. Biz ondan bilmiyorum. 10 yıl boyunca tamam. Yani tartışmalarımız da olmuştur. Evlilikte inişler çıkışlar da olur. Ama uzatmadık. O da uzatmadı ben de uzatmadım. Neyi tartışıyordunuz mesela? Ya o ufak tefek şeylerden. Basit yani basit, küçük. Basit basit şeylerden. Ya büyük bir tartışma oluyor hayır, muydu hayır, aranızda? Hayır 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 mümkün size değil. Size nasıl seslenirdi Ali Rıza Bey? Hanım diye seslenirdi. Ben de ona yeşil gözlüm derdim. Kapıyı açtım dedi hanım ben geldim derdi. Fındığım ben geldim derdi. Nasıl tanıştınız Ali Rıza Bey'le? O da uzun mesele. He? O da uzun mesele. Ben Maraşlıyım. Hı hı. Eşim Bursalı. Benim Bursa'da dayım vardı rahmetli oldu. Onun eşinin vasıtasıyla tanıştık. Dedim Ali Rıza ben yanlış bir evlilik yaptım. Ben seni iyice tanımam lazım dedim. Tamam yavrum dedi. 6 ay bir sürecimiz geçti. Nişanlı insan ikinci evlilikte nişanlı olur mu? Biz ikinci evlilikte 6 ay nişanlı kaldık. Vallahi ben seni tanımam lazım dedim. Hı hı. Tanıdım hiç bana bir yanlış olmadı. Hı hı. Hiçbir yanlış olmadı Esra'cığım. Neyini sevdiniz Ali Rıza Bey? O 6 ay nişanlılık aslında. Esra'cığım ben ondan var ya evlenirken bir yatak odası bile aldırmadım biliyor musun? Bir eşya bile aldırmadım. Allah şahidim olsun. Ben malın peşinde değilim. Paranın peşinde değilim. Buraya yani geldim hiç hiç. Herkes bana dedi ki bir yatak odası aldıraydın dedi. Her şey eşya demek değil. Bizim kafa yapımız uysun dedim. Ben Ali Rıza'nın özünü sevdim. Yüreğini sevdim. O da bana öyle. Ve şimdi demedim ki benim bir dediğim iki yapmayan bir hanım. Her şeyim oldu Esra'cığım. Eşyam da oldu, her şeylerim oldu yavrum. Ama Ali Rıza'm yanımda yok.
Ufuk Bey ne der? Şimdi bakın vesayet davaları devleti çok yakından ilgilendiren ve kamu düzeninden olduğu için hakimler hiç kimsenin dediğine bakmaz ve böyle reysen bütün delilleri toplar, araştırmayı yapar. Şimdi sizin bu davaya ben vasisi olayım demek en doğal hakkınız. Çünkü 1-2 yıllık bir evlilik değil. Aynen öyle. Kaç yıl oldu evlenelim? 10 yıl oldu. 10 yıllık bir evlilik var. Şimdi siz ve Ufuk Bey, oğlu, Ali Rıza Bey'in oğlu ikiniz de vasi olmak istiyorsunuz. Evet. Mahkeme bunu araştıracak. Ali Rıza Bey'in hangisi vasi olursa daha iyi bakılır. Şu anda mevcut durumu nerede? Ufuk Bey ona iyi bakıyor mu? Gülüm bana göstermiyor Hülyacığım. Göstermemesi gibi... Ben kendi kendimi yırttım. Oğlum onu... Ne der Ufuk Bey sizin hakkınızda ne der? Mesela Asuman, mahkemede... Asuman bakamaz, Asuman abla geziyor der. Başka beni hiçbir şeyle suçlayamaz. Geziyorsan ben eşimi bırakıp gitmedim Hülyacığım. Eşim içeride bırakıp da gezmedim. Hastamı bana versinler, ben bakarım diyorum ya. Ufuk Bey nasıl peki, bakıyor? Peki şu tatil olayına da takıldım ben mesela... Bir yer, bir adres gösteriyorlar mı? Bu adam hastaydı da bu kadın gitti Antalya'ya tatile. Ha yaptım onu Esra'cığım. Ben ameliyatlıydım, ameliyat oldum ya şeyden, safra kesemden. Ha. Benim bilgim dışında benim oğlum bana sürpriz yapmış. Çok hoca da benim yanımda değil. Hı hı. Oğlan bakıyor. Bana 3 günlüğüne arkadaşım bağlansın, Arzu arkadaşım, Arzu bacım. O tur yapıyordu, onunla anlaşmışlar. Oğlum da parasını vermiş. Kıbrıs'a geziye gittim. Suç bu. Kıbrıs'a 3 gün gittim Esra'cığım. 3 gün Kıbrıs gezisi yaptınız kocanız hastayken. Kocam bırakmıyorlar, vermiyorlar bana. Senin sana ihtiyacımız yok Asuman abla diyorlar. Yemek götürüyorum, onu da istemediler. Biz dernekten yemek alıyoruz dediler. Yemeğe perişan olmuyor dediler. Yemeğe gene ben eşimin sevdiği yemekleri götürüp yapıp ya da gidip orada yapıyordum. Peki yani tek suçunuz 3 gün Kıbrıs'a gitmeniz. Evet yavrum. Başka bir yere tatile gittiniz Hayır, mi? Hayır asla. Ama bu da böyle çok suçlanacak bir şey değil mi yani? Ha? Hani o da ben çok bunaldım. Oğlum da bana çok düşkün. Annesi kurban olsun oğluma. Buradan sesleniyorum, öpüyorum yavrumu. Askerde. Ama tabii enteresan şimdi. Buzdolabı için çocuk askerliğine gidiyor. Evet. Diğer tarafta hani o buzdolabı almak yerine anneyi de tatile gönderiyor. Ufuk telefon attığındaymış. Ufuk Bey merhaba. Merhaba Esra Hanım. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Teşekkürler. Sağ olun. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Şimdi bakın Asuman Hanım burada iddialarını dile getirdi. Sizin... Yani aslında babanızla kendisi arasında ilişkinizi bozduğunuzu, babanız sizin yanınızda mı önce? Şu anda babam benim yanımda. Şu anda yanımda bulunmakta. Hı hı. Siz mi bakıyorsunuz? Evet, o geçen sene 6 Nisan'dan beri babama gece gündüz ben bakmaktayım. Yani gece gündüz. Bu adamın aklı siz oluyorsunuz. Bu adamın elleri siz oluyorsunuz. Bu adamın ayakları siz oluyorsunuz. Hı hı. Bu adamın gece susadı mı susamadı mı? Nefes borusuna kadar kontrol ediyorum ben bu adamı. Hı hı. Ben babamı onun eline bırakmak istemiyorum. Çünkü birkaç tane yanlış hareketini gördüm hastanede ben onun. Nedir onlar? Karşı. Ya şöyle söyleyeyim. Bir gün girdim Bursa Şehir Hastanesi'ndeyim. Yukarı çıktım. Yatağı kaldırmamış. Yatağın baş kısmını kaldırıyoruz. Babam komple boyundan aşağı felçti. Hafif sağ tarafını oynatabiliyordu babam. Hı hı. Hani şimdi mesela girdiğim içeri baktım. Asuman abla dedim. Neden dedim yatağı kaldırmadın dedim. Kaldıramadım. Yatak Şevket Yılmaz'daki yatağın aynısı. Yani pardon isim veriyorum ama diğer hastanede kaldığın yatağın aynısı. Yani. Ağzına yemeği tıkmış. Babamın ağzı komple dolu. O gün oradan da kaçmaya yer arıyor. Sürekli kaçtı. Sürekli gezilerde, eğlence mekanlarında. Ha bende videolar da var. İsterseniz videoları da atabilirim. Ya gönderebilirsiniz zaten. Hı-hı. Videoları da hani siz istiyorsanız gönderin. Şimdi 6 Nisan'dan beri gece gündüz babanıza siz bakıyorsunuz. Evet buna herkes de şahittir. Adapazarı'na götürdüm Kaplıcalar'a. Hı-hı. Orada gecemi gündüzüme kattım. Götürmedin oğlum babamı, kaçırdım. Benden kaçırdın diyor oğlum ki, benden kaçırıyorlar. Ben çok iyi bakarım ona da Ufuk'un gittiğinde haberim bile yok. Komşulara sor. Kapıya gittim açmadın. Söyleyin lütfen. Şöyle söyleyeyim. Yaklaşık 11 ay mı 10 ay mı ne evde baktım ben. Hı hı. 42 günde bir benim evime uğruyor. 8 günde bir benim evime uğruyor. 3 haftada... Bekar evine, evine getirdi. Asuman Hanım gelip sizin evinizde kalabilir miydi? Böyle bir şey mümkün mü? Ben niye kalayım onun evinde? Kalamam vardık, ki. Gel dedik, kal dedik. Biz, kalamam. Biz kira vere... Benim evim var. Benim Mudanya'da mı oturuyorum? Ben Bursa'da hiç oturmadım ki. Hı-hı. Ufuk Bey, Esra kız mi? Kardeşinizin evinde kaldığı iddiası Asuman evet, Bey'in... Evet doğru, evet. Hanım öyle dedi. Hiç bakmamışım bak. Ha? Evet. Kaldı mı? Kız kardeşimin evinde kaldık. Kız kardeşimin evinde de
Kaç kere aradık onu, gelmiyor musun abla? Ama bakın siz de bu konuda doğruyu söylemiyorsunuz. 6 Nisan babanızın hastaneye girişi, aslında bu kadın babanız 3 ayda kız kardeşinizin evinde kalmış. Yok, kız kardeşiniz şimdi bir bayan olarak hanımefendinin babanıza iyi bakıp bakmadığı noktasında da bir izlenimi vardır. Siz oradan da zaten babanızı alıp kendi evinize götürmüşsünüz. Hanımefendi bakın, orada zaten biz babama bakarken bu kadın zaten gelip gitmiyordu. Orada da sıkıntı çıkartıyordu. Ben iş yerine gidiyordum. 8 saat çalışıp uyumadan gelip babamın başında 16 saat durduğumu biliyorum. Gözün ya dursun oğlan senin. Amcası, peki siz vasi olmak isterken amcanız vasi nasıl oldu babanıza? En başta söylenildi o. En başta babam yoğun bakım zamanlarındayken dedi ki amcam vasisi ben olayım. Tamam dedik amca biz. O kendisi de bilmiyorum kabul etti mi etmedi. Kendisiyle alakalı bir şey bilmiyorum ben. Hani biz dedik tamam kabul edelim. Ondan sonra amcam dedi ki benim işlerim yoğun. Ben hastalığım var. Ben işlerimden dolayı ilgilenemiyorum. Yalan. Ben mahkeme dava açınca amcası korkusundan vasiliği çekti. Hayır, hiç öyle korkuna değil. Ufuk da talep etmiş amcam zaten. Amcam niye korksun? Nasıl aldılar amcam... diye. Ufuk şunu anlayamıyorum şimdi. Ortada bir baba var, bir koca var. Herkes onun yanında olmak istiyor. Kadın mı daha iyi bakar, bekar olan mı daha iyi bakar? 10 yıl boyunca Asuman Hanım evli kalmışlar. Bu 10 yıl evlilikleri nasıldı da şimdi siz Asuman'dan onu uzaklaştırmaya çalışıyorsunuz? O 10 yıl içerisinde babam boşanmaya da kalktı kendisinden. Allah şahidim olsun ki yalan. Dava falan açtı mı hiç? Yalan. Niye yok, boşamamış o zaman? Niye boşamamış? Benim amcama gidip söylüyor. Benim amcam diyor ki bak sen evlatlarına bakmadın Ali Rıza. 10 yıl evlatlarının kapısını açmadın. Sana bir şey olursa hani kimse bakmaz. Geri döndürüyor tekrardan. Yalan. Peki Esra, 10 yıl boyunca Asuman Hanım'la evliliği sürecinde yalan. Siz babanızla görüşüyor muydunuz? Ben babamla görüşüyordum. Şöyle söyleyeyim. Babamla sürekli görüşürdüm ve çok güzel konuşurdum babamla. Baba bak. Yalanları söyledin. Zaten senin yüzünden benim kocam bu durumda. Yalanları söyledin. Peki adam Asuman Hanım'ı sever miydiniz o sağlığı döneminde? Asuman Hanım'la benim pek fazla şeyim olmazdı samimiyetim. Ben sadece babamla görüşürdüm. Babamla oturur yemek yer, evinde iki kere falan yemek yedim. Yalan. Diğer kardeşlerinizle ilişkiniz nasıl? Gamze ve Enes'le de aranızda problemler olduğu söyleniyor. Kardeşlerimle herhangi bir problem yok. Sadece babama bakmadılar diye, babama sahip çıkmadılar diye. Babama dedim, kardeşimi çektim. Bak Enes, yarın öbür gün düşersin. Şu köşede dedim, oturursun. Kardeşim dedim bak gel babamı kaldıralım edelim. Allah razı olsun yardım etmedi diye bir şey yok. Etti arada ama istekli değil. Ben dedi bana insanlık yapanı. Onlar niye uğraşmıyorlar benimle uğraşıyor? Gamze kendi kardeşiniz. Gamze babasına iyi bakar mı? Bakar. Ablam baktı. Güzel bakıyordu. Ablamı zaten ben iş yerine gittiğimde ablam hani benim kafam ablamdan dolayı rahattı. Çünkü bu adam kendi derdini söyleyemeyen bir adam. Tamam oradan yani niye aldınız? Oradan niye çıkardınız niye adamı? Niye aldınız Gamze Hanım'ın yanından babanızı? Orada artık düzen kaçmaya başladı. Asım Hanım oraya gelmiyor. 3 gün geliyor, 4 gün yok. Sürekli bahanelerle evine gidiyor. Benim evde işlerim var diye bir bakıyoruz başka yerlerden çıkıyor. Arkadaşlarından çıkıyor. Yani sürekli kaçmaya yer aradı. Babamın yanında şöyle söyleyeyim. Toplasanız 2,5 ay bulunmuştur yanında. Bu süre zarfında. Yalan. Hanımefendiyi tehdit ettiğiniz iddia ediliyor. Evet. Asuman Hanım'ı tehdit ettiniz mi? Hem can güvenliği açısından hem de babanızla boşanması noktasında. Ben size yemin ederim ki... O savcılık şikayetini lütfen... Bakın o savcılık şikayetini geri çekmesin. Bir insana iftira nasıl atılırmış? Ben o savcılık şikayetini lütfen tekrar devam ettirsin. Onu bana lütfen kanıtlayacak. Ben hayatımda bir karıncayı bile incitmedim. Doğru söyledin. Siz savcılığa ne dediniz? Beni öldürmek, oğlumu öldürmek istiyor. Baba kocandan boşanacaksın. Kaynımla eltim geldi kapıma. İsmail. Gecenin 11.30'da. Bunu kaynım dedi, eltim dedi. Yemin ederim şu anda yalan söylüyor abla. Bak, şimdi onlar senin boşanmanı istiyorlar. Aynen. Sen aslında boşanarak işte rahatsızlığı olan bir adama hem bakmaktan kurtulursun değil mi? Hem de kendi hayatını aynen, yaşarsın. Aynen öyle. Niye ben şey yapmayayım? Şimdi, Asuman Hanım bunu yapmıyor ama sizle bu konuda babanızın vasisi olmak için de savaşıyor. Hı? Şimdi babama ben Esra Hanım babama o günden beri ben üstüne düştüysem, bu adamın birçok şeyini ben takip ettiysem, bu adamın durumunu gelip bilmiyor ki. Geliyor mesela bizde birkaç kere kaldı. Saat 10.30'da bir yatıyor. Sabah kaçta gece hiç kolay kolay uyanıp da kocamı kaldırayım. Yavrum burada...
İnanıyorum. Babam şu anda zaten ayağa kalktı. Aklı da toparlamak üzere. E niye göstermiyorsun o zaman aklını toparlamak üzereyse ben bana? Beni babamı, tanır hocam. Niye göstermiyorsun? Neden kaçırıyorsun? Kişisel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor mu Ufuk Bey? Adli melekelerinde herhangi bir şey var mı, rahatsızlık? Sizi tanıyor mu? Eşini tanır mı? Yok, şöyle bir şey. Babamın hafızasında tutuculuk yok. Tutmuyor hafıza. Bir şey mesela, bir kelime veriyorum. Telefon kelimesi diyelim. Baba diyorum, bunu 3 dakika sonra sana soracağım. Hani sürekli eğitim gibi yani, evde. Ergoterapi diye bir şey var. Bravo, onları açıp internetten araştırdım. Bu adamın beline sadece sırtının arkasına oturuyordum. 100 defa babamın belini indirip kaldırıyordum. Çünkü bana televizyona bağlanmıştım bir ara. Babam yoğun bakımdayken Denizli'den bir doktora bağlanmıştım. Babam dedim şu anda yoğun bakımda şu durumda. Oğlum dedi, babana ağlanıp sızlanmayı vazgeç. Ağlanıp sızlanmakla bir fayda olmaz. Bu tarz hastalarda zaman çok önemli. Peki sen şu an işi falan bıraktın o zaman. Zaten çalışmaya evet, işi bıraktım ki. Ben babama tamamen, çünkü babamı ayağa kaldırmak istiyorum. Benim babamın aklı yerine gelirse her şeyi, birçok şeyi babam çok iyi biliyor. Ufuk, sen bu konuda çok özverilisin. Babanı sağlığına kavuşturma konusunda. Asuman Hanım, evet. O da baban için kendini hırpalıyor. Sizin onu uzaklar. Siz bir bütün bir şey halinde, hepiniz bu kadar gayretlisiniz ya. Normalde birlik ve beraberlik içerisinde olmanız lazım. Bu kadın niye burada? Esra Hanım, o kadar ilgilenmiyor. İlgileniyormuş gibi gösteriyor. Kendini her türlü bayılma numarası bile yapabiliyor ya. Aba o. Yemin ederim her türlü senaryo var ya. Eltimin kızı şahit olsun. Bayılmışım şeyden, üniversitede. Konuşabilirsiniz. Gamze'yi şeyi görünce şöyle amcan seni çok sever diye şöyle sarıldım, bayılmışım. Ona bile inanmıyor. İnsan normal şimdi dururken ben nasıl bayılayım Esra? Ya size bir şey söyleyeyim Esra. Bayılabilir miyim ya? Böyle saçmalık olur mu ya? Konuşun, buyurun. Böyle saçmalık olur mu? Bayılabilir miyim ya? Size bir şey söyleyeyim mi? Size şunu söyleyeceğim. Bu zamana kadar babama kaç gün baktığını size kendisi söylesin. Babamla geceleri ilgilenip ilgilenmediğini, bir gün babamla... Tamamen bunun amacı ne biliyor musunuz? Sadece Asuman Hanım'ın amacı babamın yanında gözükeyim, yarın mahkeme olursa gözükmedi demesinler. Peki, zaten ayrılmayın lütfen. Biraz sonra devam edeceğiz. Hem bu söylediği, yani onlar da sizi şununla suçluyor. 8 aydır, 11 aydır kapıya da dayanmadı, ilgilenmedi. Telefonla bağlanın şimdi. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Farklı telefonlar da varmış bu konuyla ilgili ihbarda bulunacak olan seyircilerimiz de. Mustafa Bey'in biliyorsunuz ki yavrum, canım, bir tanem diye seslendi. Ömrünün, hayatının aşkı. Bitti. Ne bitti? Öldü. Öldü mü? Cuma gününe kadar sahiptim. Cuma günden sonra bitti. Hayat bitti. Hemen kedinin elinden fareyi kurtarın. Bu kedi. Tamam mı? Ne kadar hızlı bitti. Sizin kararlar değişiyor. Bir insan çocuğunu cuma aramaz günü mı? Ölüyorum bak, diye. Tamam, ölüyordum. Bir insan söz verdi, çocuğunu aramaz mı? Ben aramaz mı? Emin ellerde bu. Ama biliyor musun bugün Nazile geldi mi gelmedi mi diye? Gelse de tadı tuzu kalmadı iş. Nazile buraya geldi desem. Biraz. Biraz? Biraz yani. Çok kahrettim beni bir kere bak. Benim yanımdan eli arıya, eline temasa geçiyor da. 30 seneyi külüye savuruyor da. Ya bir ay, 3 gün bir kocanı ara, ölmedin mi? Mustafa ben Bey, onun için canlarım Nazile karşılık. Hanım buraya geldi. Biraz sonra sizinle yüzleşmeye hazır. Tamam. Kararlar da hızlıca değişiyor yani, bunu da görmüş oldu. Ayşenur'un hikayesini ekran başındaki seyircilerimiz hem gözyaşları içerisinde izledi. Hem de Ayşenur ve abisine gerçekten dualar gönderdi. İyi ve hayırlı evlat oldukları için. Annesi Nilgün Hanım'ı bulduk. Hafta sonu neler yaşadılar? İki kardeş bir aradaydı. Annenin yanına gittiler mi? Böyle bir görüşme oldu mu? Nilgün Hanım'ın o hiç bilinmeyen hayatına dair önemli görüntüler ekranda olacak. Reklamlardan sonra buradayız, ayrılmayın.
Esra Erol bir mucizeye daha imza attı. Türkiye Ayşenur'la birlikte ağladı. Anneni buldum ve getirdim. Sana daha büyük bir sürprizim var. 27 yaşında bir abi var. İki kardeş yıllar sonra buluştu. 18 yıl sonra bir abi sahibi oldu. Annelerini bulan iki kardeş milyonları gözyaşlarına boğdu. Anneni görmeye hazır mısın? Hazırım. Şaşırdın mı? Evet. Ama seni gördüm, sevindim. Seni arayacağıma inandın mı hiç? İnanmadım. Korktum zannettim. Unutmadım. Yine terk edilen, bırakılan bir çocuk Emrah ilk defa annesiyle yüz yüze karşılaşmak üzere geliyor. Buyursunlar. Sana bu yapılan kötülüklerin hesabı bir gün sorulacak. Tamam oğlum. Sen rahat ol yani. Tamam. Benimle yaşamak ister misin? Evde aldım ben. Tamam olur. Ben senin elini sıcak sudan soğuk suya koymam. Sen bana Allah'ın emanetisin. Ayşenur'un abisi Emrah ve annesi Nilgün Hanım'la baş başa geçirdiği o anları sakın kaçırmayın. Yıllık hayat arkadaşı, eşi 7 Eylül tarihinden beri kayıp. Yavrum ben seni bu kadar seviyordum ha yavrum. Bir de düğünü kesmedim ha yavrum. Anam yavrum. Yavrum gel yanıma ya yavrum. Mustafa Bey'in kayıp karısı Nazile'yi Esra Erol buldu. Mustafa abi karını bulduk. Allah başımı sardın gel. Beni dövdü. Gelinin beni onun elinden aldı. Yanda biri var, biri yaptırıyor. Benim aşkım değil bu. Bugün karı koca için yüzleşme vakti. Bana bu yaptığı olaydan sonra sevmemem, aramızda hiçbir şey kalmadı. Bugün hesaplaşma vakti. Gerekirse Ferhat'la şirin olacağım yolumda. Aşkım ben ne yaptığımıza senin için yaptım. Sen olmadın mıydı ben bittim. Nazlı yavrum dön dön. Gözyaşları içinde karısına seslenen Mustafa Bey aylar sonra Nazlı ile stüdyoda karşı karşıya gelecek. Şimdi Esra Erol'da. Programın ikinci bölümündeyiz. Konuğumuz Asuman Arslan. 10 yıllık bir evliliğim var. Eşim Nisan ayında bir beyin kanaması geçirdi ve şu anda da bakıma muhtaç. Çocukları kocamı benden kaçırıyor. Ben çocuğumu istiyor, kocamı istiyorum dedi. Ben de reklam arasını seyircilerimize sordum. Stüdyodaki herkese, yani kameraman arkadaşlarımıza, locada bulunanlara, hani kime inanıyorsunuz? Asuman Hanım'ın söylediklerine mi yoksa oğlunun söylediklerine mi inanıyorsunuz diye sordum. Herkesin enteresan cevaplar geldi. Bunu ara ara yapmakta fayda var. O cevapları da kimin tarafında olduklarını biraz sonra söyleyeceğim. Şimdi Asuman abla, sen diyorsun ki o benim canımdı, yeşil gözlümdü, bir tanemdi. Kocamı benden... Kocam, oğlanın söylediklerine hiçbirine inanmıyorum. Ben her zaman kocamın yanındayım. Kocamı evde bırakıp da kapıyı üstüne kilitleyip de gezmeye gittiysem desin ki Asuman abla kapıyı üstüne kilitledin, babama bakmadın desin. Benim kocamı bana getirip de ben bakmadıysam o zaman konuşsun. Ama ben şimdi kocam istiyor. Oğlu da Ufuk da diyor ki benim babam yatalak hasta, bu kadın tatillere gidiyor, ama ne, bakmıyor. Ama ne dedi biliyor akşam, musun? Akşam gece mesela uyanması, yalan, döndürülmesi, yalan, bakılması yalan, yalan. Lazım. Gençteydi, bunları hiç görmüyordu. Yalan söylüyor. Katılmıyorum onun şeylerine. Benim kocam burada yatıyordu, ben de dibinde yatıyordum. Kocamın gözüm böyle. Ama sen gece ilgilenmemek için uyuyor numarası yapıyor musun? Hayır, kocam uyuyor zaten. Kocam o istiyordu ki ne? Kocam uyuyacak, ben de yanında bırakacağım istiyordu. Nisan'da kalp, beyin kanaması geçiren eşiniz Nisan 2019. Siz tatile gittiğiniz süreç ne zaman? Bir sene sonra. Ben ameliyat oldum, artık eşimi aldı olan bekar evine götürdü. Beni oraya götürmüyor, tehdit etti. Hangi ayda gittiniz tatile? Eylül, Ekim'de gittim. Bugün, tam bugün bir sene oldu. Ekim 2019. Tam bugün bir sene oldu yavrum ha. Şöyle, Nisan'da ameliyat oluyor, Ekim'de de tatile gidiyor. Şimdi telefon hattında iki kişi var. Biri oğlu Ufuk Arslan, diğeri bir komşu var. Ufuk. Ufuk. Duyuyor musun beni? İnanmayın onun yalanlarına, inanmayın Esra. Esra ben sana yalvarıyor. Ben bir şey söyleyeceğim. Bakın ben hiçbir zaman asla taraf tutmam. Zaten yani taraf tutsam burada işim olmaz. Benim her zaman objektif bakıyorum. Ama ortada anlamadığım bir şey var. Yani bir adam ve bir hasta. Diğer tarafta hayat arkadaşı var. Diğer tarafta çocukları var. Gülüm, herkes bakar, karşı, herkes bu adam için bu kadar özverimiyse konu buraya nasıl geldi ben onu sorguluyorum. Oğluyla hiç bu adam oturmaz. 10 yıldan beri eşim benimle beraber. Ama mühim olan hasta olduktan sonra bu adamın neye ihtiyaç olduğu, kime ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadı. Yanındaydım Esra.
Hatındaymış. Sizle ilgili ne söyler? Söylesin. Benim kötülüğümü söyleyemez. Bir mudan yabanıp benim kötülüğümü söylesin. Bir kişi çıksın desin ki Asuman yalan söylüyor desin. Yayını terk ederim. Yayını terk ediyorsun. Ha. Yalan söylüyor çünkü oğlan yalancı. Peki. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ezra. İyi yayınlar. Selamlar. Komşusunuz Asuman Hanım'la Ali Rıza Bey'in. Evet. Dinliyoruz sizi. Asuman Hanım ben daha iyi tanırım kendisini. Eşi sağlığında çok iyiydi. Dört dörtlük mutlulukları vardı. Evet doğrudur. Hep yeşil gözlüm diye severdi. Fakat hastalandıktan sonra uzun bir süre hastanede yattı. Bu süreçte Asuman ara ara gidip geldi. Hı hı. Hastaneden çıktıktan sonra da uzun bir süreydi. 3 aya yakın kaldı hastanede. Bu süreçte de direkt hastaneden çıkınca çocukları aldı zaten. Asuman Hanım'ın evine hiç gitmedi. Hı hı. Çocukları aldı. Evet çocuklara baktı. İlk zamanlar çocukları maaşını veriyordu. Ondan sonra maaşı da kestikten sonra Asuman'cığım televizyonlara çıkmaya başladı. Yine bir gün para demedim ya. Televizyonlara başvurmaya başladı. Neden gitmiyorsun Asuman? Ihk mık işte öyle çocukları vermiyor, istemiyor falan filan da bu şekilde konuşuyordu. Asuman Hanım yalan söylüyor, çocukları doğru söylüyor. Hiç yanına gelmedi hastaneden çıktıktan sonra. Yalan ben seni tanımıyorum. Sen kimsin? Adını söyle bakayım. Hangi komşumsun? Adım önemli değil. Ben çok iyi tanıyorum yalan, seni. Yalan, yalan, yalan. Bunu yalan söylüyor Esra'cığım. Bu böyle bir şey. Bağlansın teyzemi bağlayın. Maaş alıyor muydunuz daha önce? Eşinizin maaşını alıyor muydunuz? Maaş kartı bende değil ki yavrum. Peki eşiniz hastalandığından beri maaşını alıyor muydunuz? Hayır almıyorum. Kart kendilerde diyorum Esra'm. Kendilerde kaynımda kartı. Evet kart kendilerindeydi zaten ama Asuman'a maaşını veriyorlardı. Yalan söylüyor. Ne kadar veriyorlardı onu biliyor musunuz? Yarısını veriyorlardı. Efendim? Yarısını kira veriyorlardı, yarısını da bakım için harcıyorlardı. Sen bir gün para dedin mi? Bir gün kusura bakmayın da siz de bir komşu olarak vesayet makamı gibi yalan bu komşum değil. Harcamaların da nereye yapıldığını çok iyi biliyorsunuz. Siz vasiyi tanıyor muydunuz? Hayır tanımıyorum ben sadece paraların verildiğini nereden yalan biliyorsunuz? Yalan, bu yalan, harcamaları yalan, vasi biliyorum. Yapar. Benim elimde vesayet kendinden dosyasında da paralar. Asuman evet Asuman Hanım'a da verilen paralar var. Oğluna da verilen paralar var. Şimdi Asuman evet. Hanım'ın yapmış olduğu zaten açıklamada. Zaten resmi nikahlı eşi. Şöyle kart bir açıklaması var. Lazım. Kartın bende olması lazım. Benim eşimse o. Kartı ben alacaktım. Vereydi kartı. Niye vermedi? Asuman Hanım siz şunu da kabul etmişsiniz. Eşimin emekli maaşını onlar alıyor yalan söyleyemem ama bana hep para gönderdiler. Bana gönderilen para her ay azaldı. Bu ay sadece kira paramı gönderdiler. Aynen öyle. Ben el işi yapıyorum ben benim parayla derdim. Aynen öyle. Yok. Aynen öyle. Açıklamasını yapmış. Daha da zorla her ay ben telefon açarım. Abi parayı gönder. Abi kirayı göndereceğim. Abi faturayı yatıracağım. Abi telefon yatıracağım. Her ay telefon dilenci gibi kocamın parasını dilenci gibi isterim. Her peki, ay telefonda. Herkesin ortak niyeti nedir? Siz madem hani komşularısınız. Yalan komşum değil böyle ben komşu tanımıyorum. Aile tarafını da Arslan ailesini de iyi tanıyorsunuzdur. Adını versin. Eğer komşumsa adını ver. Ben şahsın ailesini tanımıyorum. Ben sadece Asuman Hanım'ı tanıyorum. Yalan beni nasıl tanıyorsun sen söyle bak nasıl tanıyorsun beni? Tanıyorum Asuman Hanımcığım. Yavrum sen kimsin adını söyle de ben de seni tanıyayım o zaman. İsminin çok önemi yok. Ben sadece karşıdan gördüklerimi söylüyorum. Şu an ağlama sebebinizde oralara çıkma sebebinizde paranızı alamadığınız için. Yalan. Ben bir gün paranın şimdi parasal anlamda bakmayalım. Şimdi yasal anlamda eşi. Evlilik içerisindeki birliğin giderlerini birlikte karşılarlar. 10 yıldan beri de süren bir evlilik var. O parayı alıp alma mevzu dışında aslında burada önemli olan şey şu. Bu kişi Ali Rıza Bey çocukları tarafından alınmayıp evinde bakılsaydı komşu olarak Asuman Hanım bakardı diyor musunuz? İşte Asuman Hanım almadı zaten. Yalan söylüyor. Durum Allah burada. Şahidim Asuman olsun ki yalan. Evet. Durumlarda. Şimdi herkes kendi hayatından bakıyor. Eşiniz rahatsızlandı, evlisiniz. Ya eşime eşiniz bakar, eve gelir. Bekar çocuğuna onun emekli bakar maaşını ya. Alırsınız. Ya bu da bir hak. Emekli maaşını alırsınız. Tabii eşinize bakarsınız. Tabii ki en doğal hakkı. Ben de o şekilde düşünüyorum. Beni niye mağdur ediyorlar? Benim kafamı karıştıran şu. Bu adam bu hastalıklı haliyle neden ev ev geziyor? Evi yani, var diyor. Ben bir kere dedim ki Esra elin ayağını almadı. Onun bir evi vardı. Almadın mı? Allah sizi nasıl biliyorsa öyle yapsın.
Para dedi ki de bana orta yer bura dedi. Asuman abla bu hastalığı hep beraber yetiştik. Asuman abla bir şey soracağım. İlk hastaneden çıktığında niye Gamze'nin evine yerleştiniz? Alıp eve götürseydin bu sorunları olmayacaktı. Benim evim güneş alıyordu. Batı yaraları vardı. Hı-hı. Klimalı kızımın evi dedi. Kız öyle dedi. Asuman abla dedi. Benim dedi gidip sana bu hastaya sen bakamazsın. Süreç zor dedi. Hep birlikte bakacağız dedi. Ben de tamam kızım dedim. Benim zaten orada bir şeyim yok. Ben de sana gelirim. Sen de kalırım annem dedim. Hiç önemli değil dedim. Oğlan dedi oradan gelir, Demirtaş'tan gelir, sen de Mudanya'dan gelir. Kızın evi ortadaydı. Hı hı. Kızın evine gitti. Bunların baştan beri plan. Hastaneden beri bunların plan yapıyorlarmış. Hastanede eğitimlere bütün çocukları girdi. Gamze girdi, Ufuk girdi. Oğlum ben de gireyim eğitime dediysem sen giremezsin Asım abla. İki kişi gireceğiz, biz gireceğiz. Hep beni diskalifiye ettiler. Sen yapamam, sen bakamam, sen işi yapamam. Hep ben geride kaldım. Ben de dedim ki benim ikinci evliliğim. Bırak babaları dedim yani. Kırıcı olmayın ama dedim. Ama şimdi orada mesela süreç hastanede bu dedim. Hasta bakım eğitimleri verildiğinde ha, aslında... Beni kabul etmediler. Eltim dedi ki ne uyan dedi. Onlar bir şeyin peşinde dedi. 15 gün bana işimi göstermediler hastanede. Hangi eltin dedi uyan diye? Bir tane eltim zaten. İsmail eşi. Aslan'ın eşi. Onlar vasiyi zaten. O sonradan aldı vasiliği. Nasıl aldı ben de bilmiyorum. İmzam yok bir şeyim yok. Ben vasi diye demedim. Peki Rabia telefon hattındaymış. Kimdir bu? Teyzem. Teyzem sizin... bağlansın. Teyzem peki. Her şeyi teyzem. Rabia Hanım merhaba. Merhabalar Esra'cığım. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum şekerim. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk yavrum. Öncelikle seni ve Hülya Hanım'ı çok öpüyorum, çok seviyorum. Böyle bir yayın yaptığınız için yavrum. Oradaki seyircileri de hepsini öpüyorum yavrum. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Teşekkür ederim. Yavrum ben 61 yaşındayım. Ben Allah için konuşacağım. Ne onlar için konuşacağım ben ne onlar. Ben kendimi ifade edemiyorum Esra'cığım. Yemin ederim heyecanım var edemiyorum. Ben yavrum öbür dünyamı düşünüyorum. Ben yalan söylemiyorum. Benim yeğenim de suçluysa suçlu diyeceğim yavrum. Şimdi bu adam... Biz bununla evlendikten sonra biz ailece çok sık görüşürük. Severim. Benim kızım yoktur. Asuman'ı kızım gibi. Ailece biz kızım gibi severiz yavrum. Peki Ufuk'a soruyorum. Bakmadı diyor. Peki 3 ay ben de gittim kızım. Ali Rıza böyle olunca hemen ben buradan koştum gittim. Bir hafta kaldım. Bir hafta biz yoğun bakıma taşındık. Ben Ufuk'u bilmezdim. Ben yoğun bakımda tanıdım Ufuk'u. Bak 10 yıl evli kaldı, ben Ufuk'u tanımıyordum. Bir tek hastanede mi gördünüz? Evet yavrum, ilk defa ben hastanede tanıdım. Bunlar ne gelir ne giderlerdi. Ara sıra gelirdi teyze, arada bir yemek yer giderlerdi diyor. Ben asla görmedim Ufuk'u babasının evinde. Babalarıyla problemi vardı, benden değildi ki. Şimdi niye peki bu kadar özverili? Görmedim yavrum. Ve ne diyecektim yavrum, ben gittim. Yoğun bakımda bu adam 3 ay kaldı, 3 ay gitti. Asuman abla sen gelme çünkü 2 dolmuş şey değiştiriyordu. Asuman abla sen sık gelme ben gelirim. Asuman abla sen sık gelme ben gelirim. Böyle dedi. Yok yavrum dedi o da nasıl gelmeyin ben babanı bu durumda nasıl bırakım dedi. Ve ben bir hafta durdum Esra'cığım evime döndüm. Bir hafta sonra... Bunu şeye çıkarttılar. Devlet hastanesine adam ayıttı. Kendine geldi. Ben tekrar gittim. Bak kendine geldikten sonra bayramda Ramazan bayramına hem dedi kızımız yalnız kalmasın. Hem de dedi Ali Rıza iyi şey olmuş kendini toparlamış. Biz gidip ziyaretine gidelim dedi kızım. Biz gittik ziyaretine. Evet bak Ufuk'la resimleri de var. Resim çekildiler orada. Eşim gitti, kardeşi gitti. Evet, banyo yapıldı. Kızı da oradaydı. Ben Arzu'yu da orada tanıdım kızım. Bak ben Arzu'yu da orada tanıdım. Arzu değil, Gamze. Gamze pardon. Ben Gamze'yi de orada tanıdım. Bu kız her gün gider gelir. Kızım soruyorum sana. Abla sen gelme ben şey yaparım. Geterim. Neyse biz kıza dedim ki ben, kızım dedim bak çocukları kırıcı olma, ne derlerse peki de dedim. Aynen. Ne derlerse peki de kızım dedim. Aynen bak öyle. Dedim ikinci evliliğin yuvanda almasın, ne derlerse tamam çünkü onlar çocukları dedim. Asuman Hanım şöyle bir cümle kurdu biraz önce, dedi ki bunlar hastanede her şeyi planlamışlardı. Evet. Evet şeye kendiler girdi işte. Hasta bakım şeyine kızıyla Ufuk girdi. Hı hı. Bunu şey ben de girim dediysem kabul etmediler. Evet, ben de girim oğlum dedim. Ben niye beni...
ağlıyor ölecek diye ya, panik yapıyorum ya. Esra kızım. Çünkü onun eğitimini almadım. Esra kızım, ben bu Ufuk'un evine de gittim. Beraber gittik. Evet. Bak beraber gittik. Ne dedi bana biliyor musun? Teyzeciğim dedi, ben babama bakacağım, iyileştireceğim, Asuman ablama teslim edeceğim dedi. Dedim ki oğlum bak bunu ver, gel sen niye işten çıkıyorsun dedim. Gel evinde işten çıkınca yine Asuman'a gel bakın beraber. Arabamız dedim. Var ya, arabayla git ha, git gel. Gelin dedim, beraber bakın dedim. Hatta bak Asuman gitti belediye başkanıyla görüştü. Evet, Mudanya'da görüştüm. Ha, Mudanya'ya dedi, gitti. Bir dakika, belediye başkanıma çıktım Hayri Bey'e, buradan selamlarımı söylüyorum. Benim böyle böyle bir mazuriyetim var, hastam var Hayri abim dedim, başkanım dedim, Asuman hanım dedi, bana kart çıkarttırdı. Zeytin dalına git dedi, sana oradan yardım, çünkü benim arabam var, araba kullanmayı bilmiyorum. Zeytin dalına git dedi, sana hasta bakım dedi, eve gelecek dedi, sağ olsun devletim. Her şeyden yararlan. Seni dedi götürecek Romatem'e, Size'ye götürüyor çünkü. Romatem'den dalıp gelecek kapına, sana yardımcı olacaklar. Dedim. Cuma'dan getir, pazartesi götür dedim. Gene getirmedi. Ama bu adam da yani çocuk değil ki yer değiştirsin. Bir düzen kurulur, o ha? Düzen dahilinde. Devam edin. Esra kızım. Söyleyin. Ben, Esra dinliyorsunuz değil mi kızım? Dinliyorum. Ben o dedim ki kızım dedim bak kocanı eve getir. Bu gitti belediye başkanıyla görüştü. Yerini ayarladı. Evet. Koltukları yeri dardı, koltuklarını komşuya bıraktı. Komşu bağlansın Sebat teyzem. Ha. Atıyordum, atarım. Koltuk hiç önemli değer alırız. Ali Rıza'nın gelsin, yeri hazırlansın dedim. Bunu niye şey yaptılar biliyor musun? Neden? Bundan vatilik istediler. Bu da vermeyince, vatiliği vermeyince bunlar patladı. Ben vasiliğimi niye veririm Esra'm? Elim tutuyor, ayağım tutuyor, beynim bunlar yerinde. Ben niye veririm vasiliğimi? Vasiliğimi kaçakıyla yollanın. Çıksın İsmail Aslan! Sana sesle! Neriman Aslan, sana da... Beni sinirlendiriyorsunuz. Yeter artık. Esra bak beni dinle kızım. Söyleyin Rabia Hanım. Bunlar vasiliği istedikten sonra bu vermeyince bunlar tehdit etmeye başladılar. Bak bizzat kızım yukarıda Allah var. Evet. Ne dedi? Dedi ki bana dedi ki ne? Bak teyzeciğim dedi. Sen aklı başında bir kadınsın dedi. Bana bizzat bak böyle harfi harfine söylüyorum kızım. Bu dedi yeğenine söyle dedi. Boşansın dedi. Biz oğlanı zapt edemiyoruz dedi. Ailesinin söz hakkı ve cevap hakkı vardır. İnsan şimdi Rabia Hanım'ın söylediklerinden sonra olayın da rengi değişiyor. Şimdi soruyorum size. Biraz önce şu, o soruyu sorduğumda dedim ki herkes dedi ki oğlunun tarafındayız. Oğlunun anlattıklarına oğlunun göre. Oğlunun niyeti belli. Rabia Hanım'ın anlattıklarından sonra. Ana bana anahtarını vermem oğlum. Al babanı götür getir çocuğum dedim. Ana bak kapımın önündeydi, anahtarı verdim. Asuman Hanım şunu sorsam size. Sor şimdi bakın. Vasi olan kişi de istediğini yapamaz. Aynen. Vasiyi denetleyen Sulh Hukuk Mahkemesi, onu da denetleyen Asliye Hukuk Mahkemesi. Ben niye veririm vasiliğimi? Veremem, vermem. Niye veriyorum vasiliğimi ben? Hayır, şunu sormak istiyorum size. Vasi siz olun da şöyle bir teklif gelse. Ufuk dese ki ya da ikinize de dışında birini vasi olarak atayabilir hakim. Şöyle olsa siz baksanız sizin vasisi başka biri olsa. Vasisi başkası olsa giderleriniz neyse karşılansa. Olur mu? Hayır 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 hayır. Ben kocamı istiyorum. Ben kocamı. Kocanı sizin olacak. Kocanı vereceğiz sana diyor. Ha. Kocan senin yanında olacak ama vasi başka biri olacak. Hayır kabul etmiyorum. Niye kabul edeyim Esra'cığım? Niye kabul edeyim yavrum? Başkası etmem. Olunca ne oluyor? Neden vasiliği istiyorsunuz? Benim bütün haklarım ona gidiyor. Niye vereyim ben vasiliğimi? Nasıl? Benim bütün haklarım ona gidiyormuş. Niye ben veriyorum vasiliğimi? Haklarınız bakın vasi mesela diyelim ki beyefendinin bir mal varlığı var. Var var bunu, evet. Bunu satacak. Vasi istedi diye satılmaz. Bunun için izin lazım. Vasi olan kişi her şeyi yapamaz. O yüzden de ama günlük rutin işleri yaparsanız bakın hesap çıkartılır. Maaş bu evet. Kadar, maaşın bu kadarını buraya harcadım diye gideceksiniz. Mahkemeye hesap vereceksiniz. Veririm zaten. Siz bu hesabı ya. Verebilecek misiniz? Veririm kuzum, niye vermeyeyim şimdi ya? Hesabın verilmesinden ziyade bu adam en iyi kimin yanında mutlu olur? Bir an önce sağlığına kavuşur. Karısının yanında mutlu olur. Benim 10 yıldan beri benim kocam
Gelsin bir Mudanya bağlansın ya. Vallahi bağlansın. Ben Mudanya'dan yarın canlı yayın yapacağım meydanda. Yap, vallahi yap. Gel yap. Beni herkes tanır. Ta kahveye gittim. Kocamın kahve, yettiği kahveye. Peki bu arada benim bir, zaten mesajlar da geliyor bu konuyla ilgili. Herkes yorumunu da bildiriyor. Onlar da çok önemli. Şimdi yarın devam edeceğiz. Aslan ailesinin söz hakkı, cevap hakkı vardır. Ekip arkadaşlarım da arıyorlar. Yarın devam edeceğiz Asuman abla. Gel böyle. Ben hayat arkadaşımı istiyorum diyen bir hanımefendiyi uğurladık. Başka bir beyefendi gelecek stüdyoya. Onun da talebi aynı. Mustafa Bayrak. Eşi evi terk ediyor. Aynı zamanda 4 çocuğun 3 çocuğunu da terk ediyor hanımefendi. O da ben eşimi, hayat arkadaşımı, minik kuşumu, yavrumu istiyorum dedi. Mustafa Bey'in hayat arkadaşını bulduk ve getirdik. Biraz sonra yüzle gelecekler. Buyursunlar. ...28 yıllık hayat arkadaşı, eşi 7 Eylül tarihinden beri kayıp. Bilerziğini alıttıracağım, yüzüğünü küpeni alıttıracağım yavrum. Yavrum ben seni bu kadar seviyordum ha yavrum. Bilerziğini kesmedim ha yavrum. Karının bu Davut Dağdelen'le gittiğinden şüpheleniyorsun. Şüphe değil, tam isabet. Benim gülümün yana yakışmıyor, ben yakışırım onun yana. Yavrum, yavrum, gel yanıma yavrum. Eşinizi bulduk ve telefon hattında. Kendi ailemin kan bağı olan bir insanın yanındayım ben. Allah, başımı tacısın ya. Evi terk etme sebebiniz nedir 7 Eylül tarihinde? Beni dövdü, gelinin beni onun elinden aldı. Yanında biri var, biri yaptırıyor. Benim aşkım değil bu. Yıllardır kavga oluyordu, olmuyordu değil. Birkaç senelik bir geçen bir evliliğimiz var. O yüzden ben seni süründürmek istemiyorum. Aşkım sana yakıştıramıyor bu kelimeleri. Yuvana dön. Gerekirse Ferhat'la şirin olacağım yolumda. Bana bu yaptığı olaydan sonra sevmemem aramızda hiç bir şey kalmadı. Ya yapma böyle günüm, yapma. Duygu hattaymış kızınız. İkisini de şu an normal şekilde düşünmüyor. İkisi de aslında birbirine ayrılmak istemiyor ama annemin aile tarafından babamı arayıp dolduruşa getirdiler. Annemi bayağı bir hepaladı o konuda. Aralarından hiçbir şey yoktu. Son 4-5 aydır bu şekilde geldiler. Nazile tamam. Hanım, siz eşinizle barışmak istiyor musunuz? Bir araya gelmek istiyor musunuz? Ben şu anda hiçbir şey düşünemiyorum abla. İyi kafamı dinleyeyim, bakacağım. Aşkım ben ne yaptığımıza senin için yaptım. Sen olmadın. Olmadın mıydı? Ben bittim. Nazlı, yavrum dön, dön. Nazlı Hanım 7 Eylül tarihinden beri kayıptı. Ailesi onu arıyordu. Çocukları da kendisini arıyordu. Bulduk getirdik. Mustafa abi kendi kendine ne diyorsun videoyu izlerken? Ah Esra abla, bir susuz adam... Ya ben zere kadar ona bir fıska vurduğumuzda Allah ellerimi kütürmesin. Ya yalan konuşuyor da zorum o gidiyor. Yapmasın, hataları düzeltsin. Kendine... Yapmasın ya. Bana iftira atıyor ya. Ben onu nasıl sevdiğimi biliyor ya. Dilini bağlama yapılır. Ne yapmasın böyle ya? Neyi bağlatayım ben? Şimdi gelsin çevre, ona yani, söyle. Komşular bağlansın diyeyim ya. Ha komşular bağlansın. Çevre bağlansın. Şunu çevre. Merak ettim Esra Hanım. Aynı istekle eşini istiyor mu istemiyor mu Mustafa Bey? Ne? Geldiğinde buraya her avukat, şeyi biliyor. Her şeyi avukat, biliyordunuz. Bir dakika yine. Cuma gününe kadar nasıl feryat ediyordum. Cuma günden pazartesi saat 3'e kadar telefon bekledim. Sesini duyayım diye. Sesini, kendini göremem sesini duyayım diye. Ya ben insan değil miyim ya? Ama şimdi geldi buraya. Tamam o zaman ne yapayım? Allah'ın dediği. Ha, geldiği için affediyor musun, affetmiyor musun? Ediyorum. Git çıkmayacağım. Benim ha? için çıktıysa ben onu affedeceğim. Ama ettim bunu gönülden yani. Mi istiyorsun? Hı? Ya bunu gerçekten istiyor musun, mecburen mi? Ya mecburen diye bir şey var mı Esra abla? Benim yandıklarım burada, bağırdıklarım, şu hareketlerime bak ya. Özledin mi eşini? He? Nazile Hanım özlediniz mi? Hem de nasıl özledim? Sesini duymuyor ben, onun için zoruma gidiyor. Ben ama sana sesini duyurmayacağım. Yüzünü de göstereceğim onun. Tamam Allah razı olsun. Gelsin mi Nazile? Gelsin. Dayanabilir misin görmeye? Hem de nasıl kucaklayacağım, sarılacağım. Bak volkan gibi, volkan gibi. Bu, volkanın hanımı böyle kitledi ya. Bu da bana kitlesin. Volkanın burada süzüp ya da aynı oldular ya. Bu şekilde olacak. Kimler? Volkan'la şey oldu. Ha Volkan'la Semra ha. Belçika'daki. Ha. Ha. Ne olacak? Aynısı olacak. Nasıl aynısı? Aynı burada böyle tutuşacak. Ama onu artık Nazile Hanım sizin elinizi tutmak ister mi onu bilmiyorum. Onu bilemem artık. Uyguna kalmış bir şey. İyi o zaman çağırayım sonra. Çağır. Siz elini tutabilir miyim, yanıma gelir misin diye sorun. Sen bilmiyorum artık nasıl. Siz çağırın lütfen.
Gel aşkım gel. Bir dakika. Ay Nazile. Gel. Yanıma gel gel. Dur. Gel yavrum. Ay, gel. Gel ben varım senin yanına. Gel al, gel. Al Ömer sen kaldır anne. Gel yavrum gel şunu. Nazile gel, Hanım gel. Tamam. Aa tamam, bunlar tamam, ne kadar gel. Aşıklarmış. Gel gülüm gel gel hadi. Al Nazile. Yavrum gel hadi. Tamam bir kolonya döker. Şuraya otur. Şuraya otur da kolonya döker. Hadi gel. Tatlım ya ben. Nazile dur. Gel. İyi misin? Sinirleri tamam, boşaldı Nazile'nin. Seni bu hallere sokanları... Bir dur bakayım sen, hele bir dur. Kokla. Kokla hadi. Yavrum. Nazile abla. Yavrum, yavrum senin için dağları deldiğimi bilmeyen yavrum. Abi. Nazile abla. Bak bir bana bak, bir bana bak hadi. Bir su içebilirsin. Tamam, su da ver. Hoş geldin. Hadi. Hadi. Yavrum, yavrum. Hadi yaslan gel. Yaslan yavrum. İç tamam hadi. Şuraya bak. Bak hiç korkma ben yan, ben yanındayım korkma yavrum. Her zaman da yanındayım. İyi gününde kötü gününde. Ben önce şeyi anlamadım. Böyle Mustafa abi böyle heyecanla kucakladı ya ayakları yerden kesildi. Dedim dengeleri bozuldu. Vallahi dengeleri bozuldu sandım. Yavrum benim ya. Tamam. Tamam dur. Heyecanlandın o yüzden biraz herhalde. Heyecanlandı heyecanlandı. İyi misin? Şunu çek istersen biraz. Heh. Hadi çek. Tamam. Yok yok altında taşların hiç gözükmez zaten azıcık çekersen. Heh daha rahat. Ne büyük aşk sizinki ya 28 yılda bravo vallahi. Hey gide hey. Bizimki 15 yılda tırt. Ben hiç yalan konuşuyormuş muyum? Yanıma gel. Vallahi Volkan'la Volkan'la Semra gibi oldular. Ben. Ya. Yavrumu delirttiler, delirttiler. Yavrumun aklını çaldıran hayır, yavrum. Hayır, beni kimse delirtmedi. Bak. Nezih abla şu mikrofonu birazcık kaldırırsan yukarı. Heh, Mustafa abi siz daha iyi yapıyorsunuz. Ya. Mustafa mı delirtti seni, başka biri mi delirtti? Ha, bunun stresleri. He? Bunun stresleri, ha sus demeyeceğim. Bunun stresleri yaptı. Ne diye strese sokuyordu seni? Ya bazı ki konularda bili bilmez işte gelip bana şiddet uyguluyordu. Onlar bunalıma sokuyor. Ama o seni o iddianı kabul etmiyor. Ben hiç öyle bir şey ben yapmadım. Ben öyle bir şey yapmadım. Hiç şey yapma. Burada tamam. Konuşulacak da var, konuşulmayacak da var. Bunları konuşmak istemiyorum. Bırak. Ama sonuçta çocuklarımın babası, çocuklarım kaçıyor. Yani ben gittim çocuklarımı unuttum zannediyorsunuz? Çocuklarımı da aramış olsaydım çocuklarımız zorlukla yerimi bulacaktı, yerimi ispat edecekti. Ay, 4 çocuk var bir de sizin. 28 yıllık evlilik. Sen 7 Eylül'de diyorsun ki ben hastaneye gideceğim diyorsun. Ortadan kayboluyorsun. Nazile. Ben çocuklarımı da bırak. Bir tane torunum var, onun hiçbir şeye değişmem. E nasıl peki 7 Eylül'de izini 7 Eylül'den beri izini kaybettirdi? Bunalıma girdim Esra Hanım. Çok bunalıma girdim. Bunalıma soktu beni. Çocuklarımla da ayrı ayrı hep konuş. Şimdi çocuklarınla da konuştum da ben. Ama sen herkesle bağlantıyı koparmışsın. Heh. Hiç kimse sana ulaşamıyor. Sen Mustafa'dan kaçmıyorsun. Verdi sen ifade, torunundan da çocuklarından da kaçmışsın polis böyle. Polis bana bir ifade verdi. Ben aklım, ben hiç beklemedim aşkımdan öyle. Mustafa Bey'in kıskançlığından mı? Yani yoksa fiziksel bahsettiğiniz şiddet fiziksel şiddet mi? Yoksa Mustafa Bey çok mu kıskanç? Şurada burada hiç anlatmayacağım. Anlatmayacak. Bakkala gidemiyor musun mesela sen? Kıskanıyor, koymuyor, dışa çıkarmıyor. 28 yıldır böyle mi hayatın? Yok abla, çıkıyordu ya. Çıkıyordu da ben olmasam... Yani ay, köyde de aynı, şehirde de aynı. Çıkmak istedim, beni dışarı çıkarmak istemiyor. Gerekçesi ne? Gerekçesi işte kıskanıyorum diyor. Kimseyi görme, kimse seni görmesin. Sürekli öyle. Ha, seni kendi gözünden sakınıyor yani. Öyle. Ama burada bir problem var ki güven... Mustafa dışarı çıkabiliyor mu? Ya seni ben diye dışı yabancı diye aynı köyümden evlenmedim. Bir dakika diye. Bir de ben konuşayım. Bir dakika Nazile abla Mustafa dışarı çıkıyor mu?
Kendisi mi? Evet. Dışarı çıkabiliyor mu? İstediği yere gidebiliyor mu? Hayır. Sürekli dışarı çıkan biri değil. İşinden gelip işine gidiyor. Bak gördün mü? Benim işim ne? Ben bir işe hiç... Bak ben bir haftadır benim maaşım çalışmıyor. Benim izin... Yiyecek içecek durumu da hiçbir şey yapar. Yedek ihtiyacımız yok. Ama sırf sade bana yaptığı böyle dil şiddeti arada sırada da hani böyle acayip şeyler uygun. Dört çocuk olunca hani insan artık hayat arkadaşına güvenir, eşine güvenir, bir rahat bırakır. Gereksiz yere mi senden şüpheleniyor yoksa gerçekten elle tutulur şüpheleri var mı? Hayır, benden de şüphesi varsa söylesin kendisi. Ama beş aydır sizin de evin ortasına bir bomba düşmüş akrabalar, bir bomba atmışlar ortaya. Ya tamam, burada bu bir şey dedi. Oğlumun olan gazayı söyledi. Bu ismi hani burada konuşmak istemeyen öyle bir isim de öyle bir şey de bana nasıl uygulayacak? Nasıl para oğlumun yaptığı gazadan? Bir o, ben kendi ailemin yanındaydım. Burada belledim. Ama ailemi söylediğim zaman bu kızacak yine. Yine bu duysa da ya, bilse de kavga edecek. Ben ne biliyorum, aile bana dese ki Mustafa enişte, Nazlı burada, onun haberi olmasın, sen sakin ol. Ben ama bir kere Nazlı'nın ailesi bir karar versin. Nazlı'nın ailesi sana diyor ki, Nazlı diyor, bunu yapmış diyor. Asıl bombayı onlar atıyor. Sonra Nazlı evden kaçınca Nazlı'yı da koruyan ya, onlar. Bu işler yalan, hep yalan. Nazlı'nın tarafından, benim tarafından böyle bir şey yok. Sadece bir laf doğru. geldi. Doğru, duygu be, kızımın anlattıkları doğru. Ya böyle bir şeyler yok, bunu karambola getiriyorlar ya. Bunu doldurdular, benim burada, doldurdular, benim, beni de ödüttüdüler. Avukat ablacığım, benim burada bir suçum olsa ben bunun peşine düşer miyim? Demedim mi burada? Benim aşkımsa beni bulur. Benim aşkım beni niye aramıyor? Bu elimde telefon olsa beni arar, beni aramasa çocukları arar dedim. Demedim mi? İşte yıllar sonra ben de onu merak ediyorum. Siz artık torun sahibi olmuşsunuz. Heh. Güveni sarsacak olay ne? Neden ben bu güven sarsıldı da evden kaçmak nedeni? Siz eşinize güvenmiyorsunuz. Benim kötü zamanımda niye kaçayım? Dedin de gitmedim. Sor bunu Nazlı'yla karşında. Niye geldin? Sorarsam ama senin sorularına da cevap verirsem kırılmayacaksın. Bak yine. Yok bak yine demeyeceğim. Ya bunu benim diyorsun nasıl, ya. Tamam da sen yalan konuşuyorsun. Sen yalan dedin konuşma. Ki şimdi hayır diye. Senin yalanların. Gelinim aldı beni senin elinden, o da yalan mı? Bak yalan. Bak hiç üstüne bağlan, mi ileri bağlan gider? Gelini bağlan. Şimdi gelin bulaşık yıkıyordu. Biz de odada oturuyorduk. Yine. Beni diye ki bak şöyle. Bacım, nabalın günahın bu. Bir beni şamara, odama attım. Bayan, ama siz karşılıklı konuşun istiyorum. Biz müdahale etmek derine istemiyoruz. Dalma, bak, derine dalmayayım diyeyim. O zaman hiçbir şey aşmadan tamam. Susalım. Derine dalma. Suçlu. Ama bunu halının altına süpürdüğünüz zaman o sorun orada. Halamın dediğim teyzenle sen geldin, hoş geldin, sabaha geldin. Başımın üstünde yerin var. Mustafa burada... abicim, ortada gerçekte bir sorun varsa bunu... Hiç yok. Yani o bir yere tıkmak yerine bence ben konuşun. Ben her türlüne eminim. Her türlü de güveniyorum. Ama yalana da gerek yok. Allah için konuşsun. Bak ben onun için neleri dağları deldiğimi, nasıl yaptığımı, gece günü çalışıyorum. Ben bir pazar 55 yaşında, 56 yaşına gireyim, bir pazarımı bile karımın yanına durdurmayayım. Niye çocuklarım aç kalmasın diye. Borcumuz var, berekli. 2 milyar 300 lira mı, 200 lira mı haş alayım. Elektrik, fatura, haşını bir sürü telefona geldi. Ben ne yapacağım? Hadi ben bir de diye borcumuz yok diye. Hayır senin elin bizim yandan parayı... ağrı diye ki borcumuz yok diye. Yine benim yanıma geldi o diye. Yine diyeyim, paraya ihtiyacımız yok. Bak, burada para aramaya mı çıktın, ben aramaya mı çıktım? Bak yine bak görüyor musun? Aynı düşman gibi konuşuyor. Hayır. Duracak bir karı öyle demez. Bu hayır. Durucu değil. Ben yemeği ekmek bulamasam da sen kaybolsam buraya çıksam kelemeyi diyemem. Yine diyeyim bizim hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Sadece sen düzel. Sen, sen yol düzeleceksin. Yetiyim. Sen düzeleceksin aşkım. Hayır, sen düzeleceksin. Sen düzeleceksin. Evin gülü karıdır. Gülü yani güldüren de karıdır, aladan da karıdır. Erkek beni sen ağzınla söylüyorsun. Erkekler etkisiz eleman. Ben ne dersin yapayım? Ha? Hatta bak mutfağa girerim, bunun hiç haber olmaz. Ne bitmiş, az kalmış şu kadar, hemen giderim onun 500'ünü getiririm. Sor, yemin ver sor. Ben bunu başlarına söyledim. Başlarına ispat ettim. Yani senin babalığın, eşliğin, sorumlulukların konusunda Nazlı Hanım'ın söyleyecek psikolojimi hiçbir cümlesi yok. Bir anda bir laf diye psikolojimi bozdu. Mustafa hangi konularda kendini düzeltecek? Nazlı Hanım sen hangi konularda kendini düzelteceksin? Bu arada kızınız da telefon attın demiş, bir dakika bekleteceğim. Bir dakika kızım bekle. Şimdi bir eş işe giderken hanımı yol eder değil mi? Evet. İşten gelince de kalkar yüzüne elini ayağını çeker. Ben buna diyeyim ki ya bunları bana yap gerisini bırak.
Ben geleyim uyuya, gideyim uyuya. Hadi bakayım. Ben de... Hep böyle miydi biz... son beş ayda mı değişti? O, bu sonradan oldu. Önceden melekeydi. Sabah kalkıp çayımı veriyordu. Yumurtamı, çayımı, şekerimi veriyordu. Bu beş ayın içinde dengesi bozuldu. Fabrika işe başlayalı bana inşaata giderken öyleydi. İşe başlayalı da gerek yok dedi. Bu şekilde. Yok ben de gerek yok dedim. Ama ne olduysa herkes aynı şeyi söylüyor. Kızın da aynı şeyi söylüyor. Anneme ne olduysa son beş ayda, beş altı ay, ayda beş oldu. Ay. Bu bak dördüncü ayın onunda maaşı aldım, köye gönderdim. Köye gidenler gittiği günkü mesajlarını sana atayım. Aşkım şu açığı atma da şu bağı gazıyor. Bağı gazıyor. Şu resmi at dedi. Ondan sonra hayat bitti. Ondan sonra sen bana elin ağzına makalak yaptın. Doğru mu? Son beş ayda ikiniz de değiştiniz. Doğru. Ben değişmedim. Bu bana değişti. O bana değiştikçe ben de ona tabii ki artık soğumaya başladım. Soğuma yavrum. Niye evden çıkarken normal bir çıkış değil? Sizin evde eşinizi terk etmiyorsunuz. Bir de 16 yaşında kız evladı var. Onun da bilgisi yok. Olsun. Anne bir gün hastaneye diye çıkıyor. Hastaneye giden... O çıkış gününü konuşmak istiyorum. Bunu bekletelim burada. Yok sorma. Bir duyguyla konuşmak istiyorum. Bir dakika. Çıkış nedeni. Çıkış nedenini sorma. Daha bir çıkış nedeni konuşmak istemiyor musun? Bak bir şey söyleyeyim Esra abla. Bir dakika bir şey söyleyeyim. Ben bununla Kurban Bayramı'ndan sonra doğru dürüst beri gelemedim. Ben hastanelerdeydim. Ben bunu giderken gördüm bir tek. Bir de hastaneye gittiğim gece gördüm. Daha öyle beri gelemedik. Aynı bir yabancı gibi. Şimdi önce Duygu ile konuşalım. Sonra da o gidiş tamam. günüyle alakalı tamam. sorularımız var. Duygu merhaba. Merhaba, iyi yayınlar Esra abla. Sen evlisin. Daha herhalde yeni evliliğin değil mi? 8 aylık. Evet, 8 aylık evlisin. Annem baban yan yana herhalde bir evlat olarak bu durumdan en memnun olanlardan biri de sensin. Memnunum evet çok iyi oldu bir araya geldikleri ama yine aynı kavga devam ediyor. Bak, buyurun kızınız. Duygu ne yapıyorsun kızım? İyiyim anne. Sahra nerede? Sahra yanımda. Aldı gitti sen gidin. Esra abla ben bir şey söylemek istiyorum. Şimdi annem de orada babam da orada. Ben şimdi herkesin içinde söylemek istiyorum. Eğer ki bir araya geleceklerse... Bir arada devam edeceklerse annem için de babam için de biz arada kalmaktan artık yorulduk. Yani ben bir tarafta annem bir tarafta aynen. babam oluyor. Ne babama bir şey diyebiliyorum aynen. ne anneme. Geri kalan 3 tane çocuk da aynı durumda oluyor. O yüzden iyi düşünmelerini istiyorum. Sonra biz çekiyoruz. Biz sıkıntıya giriyoruz. Şimdi 28 yılın herkes son 6 ayındaki sorunlardan bahsediyor. Yani o 27,5 yıl şahane bir evlilik. Evet hiçbir sıkıntı yok. Mutlu bir evlilik. Son 5 ayda olan şeyler. 4-5 aylık bir süreç. Ya 4-5 ayda da bir şey yok. Yani bu 5 ayın sonunda yine o 5 ayda yaşadıklarımızı yaşayacaksak aslında evli kalmaların anlamı yok diyorsun. Boşansınlar diyorsun. Ya boşansınlar demiyorum. O onların kendi kararı. Ben orasına kesinlikle karışmam. Ama işte bir araya geldiklerinde baba. Baban? Babam için de annem için de aynısını söylüyorum. Aslında tek taraflı söylemiyorum. Babam bazı konuları artık dur demesi gerekecek. Kabul ettikten sonra bu şekilde bir araya geldikten sonra babamın susması gerekiyor. Yani annem tarafından aradıklarında o kişilere karşı çıkması gerekiyor. Artık herkesi susturacak olan babam. Yani annemle alakalı pek fazla bir durum yok şimdi. Kızım bunu tarafından ben arayıp da bir şey diyen olmadı ki ya. Elin günahını alma yavrum ya. Duygu hep biliyor. Bildiklerini söylüyor. Baba, Enyer biliyor. Enyer... Söyle Duygu. Benimle kimse konuşmadı. Şöyle bir babam bir dakika sussun. Bak 27 yıl 28 yıl çok uzun. Şimdi babamın evliliğinde en çok şöyle bir şey var. Şimdi 30 yıldan sonra sevgiden sonra alışkanlık oluyor. Artık insanlar sürekli 30 yıl birbirinin yanında olunca sevgiden çok alışkanlığa gidiyor. Şimdi annem tarafından arayanlar var. Annem tarafından aralarına girenler var. Sürekli arayıp babamla irtibatta olanlar var. Yalan ya. Aralarına girip anlatanlar böyle şöyle olmadık şeyler olan şeyler yalan artık kızım, orasına... Yalan. Sen bari günaha girme ya. Peki bu sorunları yaratan kim? O kişiler durup dururken mi bu sorunları dile getiriyorlar ya da sorun yaratıyorlar? Yoksa bu sorunu annem mi yaratıyor? Ona fırsat veren annem mi? İkisi de veriyor yani tek annem değil. Babam arayıp muhatap olmakla şunu annemle... Şunu söylemek istiyorum. Şimdi eşler ilk evliliğin 5 yılında kişilik olarak birbirini tanımazlar. Ama artık 28 yıl sonra eşinin hangi hareketler içerisinde bulunabileceğini bir öngörüsü olur. Ve bu öngörü de çok önemlidir.
Siz şimdi birisi bir şey söylediği zaman ya annenizle ya da babanızla ilgili onu refüze eder, hayır böyle bir şey yok der. Babanız ne oldu da bu kadar çok 28 yıl sonra bu iddia edilen şeylere inandı? İşte bunu, şunu şöyle söyleyeceğim. Bunu bir kişi söylemedi. Bunu milyonlarca kişi söylediği için babam o hale geldi. Doğru mu Nazile? Yani bir kişi söylemedi. Sürekli kişiler, şahıslar çok olduğu için bu hale geldi. Mesela biri söyle söyledi, öbürü söyledi. Sırf bir kişi yapmadı bunu. Bir laf geldi kulağa, sürekli yayıldı ve sonrası bu hale geldi. Aslında hiçbir şeyleri yok. Herkes bağlanır, herkes söyleyebilir. Tanıyan herkes söylesin. 28 yıllık evliliklerinde ben birbirlerine en kötü bir kelime söyledikleri bile duymadım. Yeşilkaya'dan bir kişi bağlanıp da Allah rızası için bir kelime konuşmadı bana. Ben ne yapmışım? Şiddet uygulayacağım. Kızacağım. Karı koca arasında kimse girmez baba. Ben bile giremiyorum. Bak, sen ne yapmıyorsun şey? Ne şiddetin? Sen bu kadar beni niye kaçırıyorsun? Biz değil. Ben sana ne yapayım senden? Ben kime ne yapmışım da şiddet uygulayacağım? Kızacaksın işte. Kimse karışmak istemiyor. Anam bildiği yeri. Şimdi 5 aydır eşin sana bir baskı uyguluyor. Bazı laflardan dolayı. Esra ablacığım. Değil mi Nazile? Ama bu arada Yeşilkaya mı bilmiyorum ama komşularınızdan, sizin patronlarınız, yakınlarınızdan da çok mesaj atan var Mustafa Bey'le ilgili. Herkesin söylediği de ortak bir cümle var. Yani hani iyi adamdır, kendi halindedir, ailesindedir, işine düşkündür. 56 yaşındayım. 56 senedir daha ne devletime, ne vatanıma, ne milletime, ne komşuma hayırlık yapmamıştır. Hepsi bağlansın. Her yerde kredim vardır. Telefonla eve getirtiyorum ben parayı. Asıl Duygu'nun söylemek istediği şu. Diyor ki eğer dönüp aynı yerden başlayacaklarsa hiç bir araya gelmesinler. Ama yarın itibariyle ya da bugün itibariyle bir başlangıç yapsınlar. Annem de kendine çeki düzen versin. Babam da davranışlarına çeki düzen versin. Ben ve eskisi zaman, gibi mutlu olsunlar. Ben her zaman olsunlar. Hazırım Esther abla. Ben her zaman güler yüze tatlı dile doyulmaz. Babası düzene geldiği zaman benim düzeleceğimi benim abla. Kızım biliyor zaten. Esra abla. Bak günü. Hani sinir yapmayacak. Şey söylemek neyin istiyorum. Sinirini yapıyor? Duygucuğum bir dakika. Mustafa neyin sinirini evet, yapıyor? Evet az bir şey yani ben az sinirleniyor ya. Hep çocuklara da aynı. Bak. Sade bana göre değil. Yalan. Yapma ya. Yapma dediğim zaman niye sus diyeyim bana diye. Bana sus demedi. Ama sen bak çocuğa diyen ki bak oğlum şunu yapma diyeyim yapayım. Oğlum gel buraya diyeyim getireyim gidiyor köye. Ben de diyeyim ki kız karı biraz da sen üstüne düş. Sen ana dur evlatını yönüne döndüren. Ben şimdi beni tehdit ediyor çocuklar büyüdü. Boşanmak istiyor musun Nazile? Buyur abla. Boşanmak istiyor musun Mustafa'dan? Ayrılmak istiyor musun yani? Bir çocuklarım için bir daha susayım şu an. Ben öyle bir kelimeyle burada beni tehdit etme. Ben bir haftalık sen dedin ki ben bir haftalık açılmıyor. Ama ben eve varınca telefonda izliyorum. Bu diye ki ben diye bir hafta diye gideceğim. Yayının tekrarını izledin cuma günü. Evet dine bak burada hiçbir şey benim yaptığım hareketlerden bir haberim yok sinirlenince. İzliyorum diyorum ki acaba bunu niye yaptım. Bu diye ki bir hafta sonra diye Esra abla yine başlayacak diye. Bu delille geliyor eve delille. Şimdi davasında haksız. Eve gelince yine aynı yapacak. Polis gelecek komşulara beni rezil edecek. Beni polise kaptıracak işimden edecek. Benim paraya ihtiyacım var, para yok diye. Zaten anladığım buradan. Kaptırsam şimdiye kadar zaten bak, yapar kaptırırım. Öyle bir şey olmadı ki kaptırırdın sen zaten. Bak, ben bundan buna güvencim yok. Nazile'ye güvenmiyorsun. Sen bana mercek takacaksın. Bu mercek mi takacaksın? Mercek şey. Kamera ha. Kamera. Takacağım. O zaman kimin haklı, kimin haksız olduğunu bileceksin. Ha ikinize de kamera takalım şuralara. Şaka diyeyim mi? Bana da takar. Nerede takar? Bu da enteresan bir şey ama değil mi? Bana diyor kamera tak bir görsünler diyor. Ortamı görsün. Kimdeymiş suç, kimdeymiş şey. Ama o zaman senin Nazile ile ilgili şüphelerim var. Yok, hiç şüphem yok. Yok. Bense de ondan güler yüz tatlı dil isteyeyim. Bak yine yazsın. Yine beni yol etmesin. Sen de huzur isteyeyim. Eve gelince yüzü gülsün. Önceden nasılsa yine öyle olacak. Aynı 5 aydan, Ramazan'dan, şey 4. aydan önceki hali olacak. 5. aydan 4. ayın ondan sonra hareketini istemiyorum. Ne oldu? Nasıl davranışları değişti? İşten geleyim haberi yok. İşten gideyim haberi yok. Bir anda ilgisiz. Bazen tatlı oluyor diyor diye. Yani 5 ayda ya 10 kere beni kapıdan hadi işin rast gelsin demiştir. Ben de burada diyeyim akıllanır, dürüst, böyle olur, şöyle olur, susayım. Hiçbir şey karşılıksız olmaz ama. Ben, demek ki bana bir noksanlığım var. Bak yine ne noksanlığım var karı ne yaptım? Söyle şurada 85 milyarın önünde söyle ki konuşmak, şurada hatan var diye. Ya konuşulacak.
İstemiyorum ya, daha konuşmayı. Ben ne bileyim artık yani. Böyle olmuyor ki ya. Kızım ne de kızım getirdim. Şimdi Duygu. Alo. Efendim. Cümleni tamamlayabilirsin. Dinliyorsun bu arada annenle babanı. Evet dinliyorum. Dinliyorum. Esra abla benim dediğim gibi ikisine kalmış bir şey. İkisi karar verecek, ikisi söylesin. Çünkü biz müdahale ettiğimiz zaman mesela evde de bu son 5 aylık tartışmalarında da ben mesela arıyordum. Babama bir şey söylüyordum. İkisi iyi oluyordu, ben kötü oluyordum. Annemi tutarsam da babam bana kızıyordu. Bu sefer babamla çıkalıyordum. Bir evlat kötü yani, olur mu kızım? Baba bir müsaade et. Gerçekten. Şimdi aralarındaki olayı ikisi beraber çözsün istiyorum. Eğer ki gittikten sonra yani babam susmayacaksa, annem aynı olacaksa gerek yok diyorum. İkisi orada karar verecek. İkisinin yapacağı bir şey ama son 5 aylık bir şey yani. 28-29 yıldır böyle bir şey hiç olmadı. İnşallah olmayacak. Ne garip bir kısır döngü değil mi? Aslında 8 aylık evli sensin Duygu. Annen baban sana tavsiyelerde bulunması gerekirken tam tersi. O veriyor aklı. Sen onlara tavsiyelerde bulunuyorsun. Aynen öyle avukatım aynen. Bir de. Ama 28 yıllık evliliklerinde ben onların hiç kavga ettiğini görmedim. Hiç kötü bir şeyini görmedim. Ya. Ben şaşırıyorum zaten şu an onların o haline. Benim için en önemli ve en sihirli cümle bu evladının söylediği. Deseydi ki Esra abla zaten 28 yılları böyle geçti bu saatten sonra ya ayrılsınlar deseydi. Yok yok. Bir yani çocuk yok. Huzurlu bir evde büyüdüyse yok, bu cümleleri abla. Kurabilir. Huzursuz bir evde büyüyen bir çocuk bu cümleleri kuramaz ben zaten. Ben bir dediğini ketmedim ya. Kardeşleri de bağlansın ya. Çevreleri de bağlasın. Kendi akrabaları da, amileri, dayıları, teyzeleri, halaları. Valla bu gece yani oturun. Benim orada da namım var. Orada da namım var ya. Zaten yani bunu böyle yapınca oturun, hep delirdim bile. Düşünün ama hiçbir şey tek taraflı değil. Heh. Yani Mustafa Bey'in davranışlarının iddia ettiğiniz şeyler eğer doğruysa asla kabul edilebilir Esra değil abla. Ama. Esra abla. Evin içerisinde o genel huzursuzluğun sebebi ikinizin. Bayandır, bayandır. İkisi de. Bayandır. Hayır yani tek ya değil. Şimdi Esra abla Allah için konuş. Ne demek yani ya? Yani bu kadın hakları bu kadar da erkekliğin hiç hakkı yok mu? Yapma böyle. Yok valla hiçbir tamam, hakkınız bu benim canım bunu yani. Savun. Bunu savun da her çeşit bir kararda tutun. Şimdi bak. Evde erkek dışarıda hırslanır. Bir dakika ablacığım. Dışarıda iş fabrikada birisi gelip yumruk kadar çocuk senin moralini bozar. Eve gelince karın seni güldürecek. Bir de karın toz karısı ne olacak? Hadi bakayım erkek ne yapsın? Şimdi Mustafa abi sen 27 yıllık evliliğine bakarak bu cümleleri kuruyorsun da. Kadınlar günümüzde o kadar eziliyor, öteleniyor, şiddete uğruyor. Hem manevi anlamda, hem psikolojik anlamda, hem fiziksel anlamda, hem para anlamında. Siz belki de daha şanslı insanlarsınız. Bir şekilde şu son 5 aya kadar sıkıntılar da olsa o evliliği sevgi, birlik, beraberlik çerçevesinde götürmüşsünüz. Allah'ıma asıl çok ezilen kadınlar Allah'ıma var, sessiz kadınlar var. Kadının bakıyorsun vücudunda hiçbir şey yok. Adam diyor ki ispatlasın diyor ama halbuki yıllardır yaşadığı neler var. Onu görmeyince şimdi herkesin sesi kesiliyor. Şimdi bu öyle değil. Esra abla ben eğer Nazile de senden karşı boşanmak istiyorsa senin ona saygı duymaktan başka yapabilecek bir şeyin var mı? Yok. Var mı? Ben boşanayım istemeyeyim dedim. Seni de istemeyen bir kadınla seninle zorla evli kalmak istiyorum gibi baskı yapmak gibi şansın yok. Var mı? Yok. Yok. Seninle artık gönül nikahını bitirmiş bir kadınla onun peşinde koşmanın gerekçesi var mı? Yok. Yok. Ben sadece bana verilen emirleri yerine getireyim Cenab-ı Allah'ın bana verdiği emirleri. Kapım açık gel dedim. Geldi Allah başımın üstünde yeri var. Artık geldi mi gelmedi mi geldiğinde kalacak mı kalmayacak mı yani onun kararı onun kararı Nazile Hanım'a size kalmış kaldı. Bir şey. Ben bugün sizin vakit Esra geçirmenizi, abla. Çay kahve için, sohbet Esra edin, abla. Biraz dolaşın. Ben de bir kamera arkası yapabilir miyim konuşmam olacak sen? Benimle mi? He, yapalım kamera tamam, arkası. Tamam abla. Tamam mı? Tamam abla. Dur. Dur. Vallahi yarın hep beraber öğreneceğiz. Bazen söyleyeceğim o kadar çok şey var ki hani diyorum ki o sınıra da dahil olmayayım. Hani gaza konuşmayalım diyorum. Hani ben de susma hakkımı kullandım belli yerlerde. İnşallah onlar o 28 yılın hatırına o çocuklar için hayatları açısından en doğru kararı verirler. Şimdi Ayşenur Coşkun 18 yaşında gencecik bir kız. Bir başlangıç için yola çıktı. Biyolojik annemi, ailemi arıyorum dedi. Onunla kavuştu.
Bugün önemli konularımız var. Ayşenur bu stüdyoya tek başına girdi. Fakat yanında hiç görmediği 27 yaşındaki abisi de var. O çok aradı, annesi de var. Buyursunlar. Gerçekten kimlik karmaşası yaşıyordum. Böyle bir özlem var, görmesen de gerçek aileme karşı olan özlemimi gideremiyorum. Ayşenur, biyolojik anneni buldum. Anneannem, Fiza Hanım telefon hattında. Annen şu anda çok sağlıklı değil, hiç sağlıklı değil. Kızınız neden evsizdi ve sokaklarda yaşıyordu, yaşamak zorundaydı? Bir evliliş yaptı. Ben o şahsın evlenmesini istemiyordum. Görüşmedim ondan sonra onlarla. Ya ben çıkmam, stüdyoya gelmem. İlgü de gelmez büyük ihtimal. Anneni buldum ve getirdim. Ama öncesinde sana daha büyük bir sürprizim var. 27 yaşında bir abi var. Onu bulduk ve getirdik. Gerçekten. Ama abin de anneni hiç görmemiş. 18 yıl sonra bir abi sahibi oldu ve şimdi canlı yayında Esra Erol'da kavuşacaklardan. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sen nasılsın? Çok şükür, ben de iyiyim. Bugünmüş buluşmak. Aynı şekilde senin gibi yetişim yolunda büyüdüm. Sen de aslında Ayşenur gibi 18 yaşına geldiğinde gerçeğinin peşine düşüyorsun. Evet, aynen. Karşına gene anneanne çıkıyor. Anneni sorduğunda ne evet. cevap veriyor? Daha çok fiziki açıdan bahsediyor. Çok ulaşmaya çalıştım. Hep olumsuz. Annenin durumundan dolayı sizi tek tek görüştüreceğim. Evet. Anneni görmeye hazır mısın? Hazırım. Gelsinler Nilgün Hanım. Nasıl? Şaşırdın mı? Evet. Ama seni gördüm, sevindim. Seni arayacağıma inandın mı hiç? İnanmadım. Unuttum zannettim. Unutmadım. Hoş geldin Nilgün abla. Ben kızımı gördüm, çok sevindim. Gözyaşlarımı tutamıyorum. Dışarıda çok kaldım. Kullandılar beni. Mustafa diye birinin yanında kalıyorum. Annem istemiyor beni. Ayşenur'un babasını hatırlıyor musun? Ayşenur Arslan Sarıcan'ın kızı. Biyolojik baba Arslan Sarıcan. Biraz önce burada bir delikanlı oturuyordu. Emrah mıydı o? Evet. Yine terk edilen, bırakılan bir çocuk Emrah. İlk defa annesiyle yüz yüze karşılaşmak üzere geliyor. Buyursunlar. Sana bu yapılan kötülüklerin hesabı bir gün sorulacak. Tamam. Sen rahat ol yani. Tamam. Ne yapıyorsun, iyi misin? İyiyim, sağ ol. Sıkıntın var mı? Yok sıkıntım. Benimle yaşamak ister misin? Evde aldım ben. Tamam, olur. Ben senin elini sıcak sudan soğuk suya koymam. Tamam, sen olur. Rahat ol. Olur. Sen bana Allah'ın emanetisin. Tamam, ol. Olur. Rahat ol. İnsan insan derler idi. İnsan nedir şimdi? Bırakır mı beni? Konuşuruz onu. Mustafa niye bırakmıyor seni? Ben can nedir şimdi? Ben zaten seni arıyordum ya. Evet. O annen göstermedi sana bana. Evet, göstermedi. Mustafa Bey. Ben onu çok seviyorum. Onu seninle böyle bakıyorum, bırakmam. Peki bu kadını nasıl seviyorsunuz? Annemi kötülemek için söylemiyorum ama. Ben annemi alıyorum. Haberiniz olsun. Peki alacaksın da annesi burada değil mi onun? Fiza Hanım'dan izin mi almamız lazım? Sizin sağ nasıl yaşadığınızı, olsun, hayatınızı bilmiyorlar. Gelelim evinizi görelim. Çok isterim bunları da. Nilgün abla. Efendim. Gençliğini görmek ister misin? Evlatların İsterim. Da senin evet. gençliğini görsünler. İsterim. Aa, ne kadar güzelmişsin. Evet. Maşallah. Evet. Şimdi de güzelsin. Senin ruhun evet, güzel. Çok güzelmişim. Bak, hayat sana yeniden merhaba dedi. Evet. İki tane aslanlar gibi evlat. Diyorlar ki, gel başımızın üstünde yerin var. İnsan insan derler idi. İnsan nedir şimdi bildim. Söylerlerdi ben can.
Aslında cuma günü ekrana yansıyan bu görüntüler, bu buluşma, Emrah'ın ve Ayşenur'un dilinden dökülen sözcüklerin hepsi biraz hepimize tokat gibi oldu. Çünkü annelerin çocukları bıraktığı, sokaklara terk ettiği, annelerin çocukları, çocuklarını ya da babaların çocuklarını başka bir arzu ve istek için rahatça bırakıp gittiği, hiç vicdanen sorgulamadığı, düşünmediği bir dönemde iki çocuk terk edilmişti anneleri tarafından, onları dünyaya getiren kişiler tarafından. Yıllar sonra hem onu bulmak için mücadele ettiler, hem de onu bulduklarında tek bir soru sormadan senin yaşadıklarının hesabını sormaya geldik dediler. Gerçekten bütün Türkiye sizi böyle içine sokmak istiyor. Evet. Emrah ve Ayşenur. Herkes, yayın sonrasında beni arayan herkes, sosyal medyada herkes, Twitter'da herkes. Yani biz bunları takdir görmek için yapmadık. Yani Allah için yaptım. Allah'ın rızasını kazanmak için yaptım yani. O ne olursa olsun beni doğurdu, beni dünyaya getirdi. Yani ben bunu Allah için yaptım yani. Onun muhabbetini kazanmak için. Kesinlikle. Benim tek söyleyeceğim bu. Beni etkilenen en önemli cümle de annenizi gördüğünüz dakikada, çoğu zaman bu sahneye de şahit oldum. Bazen ya ben neyi aramaya çıkmışım, benim düzenim çok iyiymiş diye bir şey yakalarsınız. Her ikiniz de annenin yaşadıklarının nasıl mağdur edildiğinin, sokaklarda nasıl sahipsiz bırakıldığının bilincinde ve farkında olarak ona destek olmaya karar verdiniz. Evet. Aynen. Anneli cumartesi pazar, hayatınıza ilk defa sizi dünyaya getiren, o 9 ay karnında taşıyan annenizle hafta sonu beraberdiniz. Evet. Nasıldı, nasıl geçti? O anne sözcüğü nasıl çıktı, sizin için nasıl bir anlam kazandı, bunu merak ediyorum. Dolu dolu vakitlerdi, hoş, güzel, huzurlu vakitlerdi gerçekten. Onun yüzündeki mutluluğu görmek aynı zamanda bizim de mutluluğumuzdu. Böyle çocukluğunu yaşarcasına bir gündü bence. Yani dediğim gibi gerçekten kaliteli vakitler geçirdiğimizi söyleyebilirim. Sayenizde tabii. Emrah. Çok güzeldi gerçekten. Sen o kapıyı defalarca aşındırdın aslında. Evet, annene ulaşmaya çalıştın. Evet. Yani güldük. Ben güldürmeyi seven bir insanım. Espri yapmayı seven bir insanım. Hani ne şekilde olursa olsun mutlu etmeyi seven bir insanım. Bunun çabasını vermek istiyorum annemin üstünde. İnşallah. Annem de kabul ederse. Çok güzeldi hani başta dediğim gibi yani ben ne olursa şey olsun. Söyleyebilir miyim? Söyle Nilgün abla. Ben şeyle gitmek istiyorum Mustafa'yla. Mustafa'yla gitmek istiyorsun. Evet. Dur seni Mustafa'yla göndeririz de nasıl geçti hafta sonu Nilgün İyi ablacığım? İyi geçti, güzel geçti. Otelde ama kaldın. Kaldım evet. Çocukların yanına gelmiş. Evet, evet. Ne yaptınız? İşte eğlendik gezdik. Ama şimdi hani annem geldi. Ayağında kendisini söylemesiyle çöp kutusundan bulunan bir ayakkabı. Çorap yok. Hı hı. Şu alt ya ben şimdi rencide etmek istemiyorum hani annemi. Hani olan bu. Altında da şey yani malum giysi. Üstünde de eski bir kıyafet. Yani gittim annemi inceledim zaten ben. Hani yüzüne baktım, yürüyüşüne baktım. İşte saçına baktım, saçı mesela kesilmiş, bire uzun. Yani kadına değer verilmiyor yani. Ben üzülüyorum hani bu noktada. Hani çok defa da torununu görüşürdüm telefonla. Eşimle görüştü. Emrah'cığım bu kadına evet değer verilmiyor diyorsun. Değer değil, Nilgün abla yıllarca insan yerine konmamış açıkça evet söyleyeyim. Önce başta annesi tarafından. Nilgün ablanın bir rahatsızlığı var, psikolojik rahatsızlığı. Senin doğumundan sonra seni terk ediyor. Ayşenur'u doğuruyor, onu kuruma veriyor. Arkasına Hasan diye bir çocuk, Alican. Siz aslında normalde 6 kardeşsiniz. Evet. İkisi ölü. İkisi sizsiniz, 2 tane de var. O çocuklar ortada yok. Nilgün abla sokaklarda yaşıyor. Sokaklarda yaşamaya bırakılıyor. Hiç kimse onun hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Şimdi de hayatında 10 yıldır dini nikahlı birliktelik denilen
birliktelik yaşadığı Mustafa diye biri var. Onu dünyaya getiren bir annesi var. Evet. Onun kardeşleri var. Ama Nilgün abla bu ailenin içerisinde niçin sokaklarda yaşamaya mahkum edilmiş, ben hala bu sorunun cevabını bulamadım. Bu kadın sahipsiz, anasız, babasız, köksüz, ailesiz değil ki. Onu annesi var. Fize Hanım da gelsinler Sirito'ya. Nilgün Hanım'ın annesi sevgili seyirciler. Hoş geldiniz Fize Hanım. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Üç evladınız var değil mi? Evet. Biri Nilgün. Diğeri yurt dışında olan bir oğlunuz. Eğitimciymiş sanırım. Evet. Diğeri? Diğeri özel çalışıyor, kendi işi. Yani aslında onlar normal, sıradan bir hayat yaşıyorlar. Evet. Nilgün abla niçin yıllardır sokaklarda? Çok güzel soruyorsunuz. Sanki ben onu atmışım gibi dışarıya ama öyle bir şey yok. Nilgü benim kapımı çalmadı. Ben gidip getiriyorum, buluyorum ve geceyle ben gideceğim diye tutturuyor. Sabahı zor ediyoruz biz. Sabahleyin vadelerle işte cebine para koyuyorum, sana şunu alacağım, bunu alacağım diyorum. Sabahleyin öyle çıkıyoruz. Durmuyor. Ve benim kapıma hiçbirisi gelmedi. Ne Emrah geldi ne Nilgül geldi, kovmadım. Öyle bir şey olmadı. Kovulur mu kapıdan? Öyle bir şey yaşanır mı yani? Reddedilir mi, terk edilir mi? Olmaz böyle bir şey. Yani bu kadar haksızca konuşuluyor. Ben haksız, ben... Ben de bu onu şekilde anlatmaya çalışıyorum. Sebebini anladım. Bu kendi tercih, mutlu oluyoruz. Yani ev hayatı sıkar. Fize Hanım, buna tercih diyebiliyor musunuz? Buna tercih mi diyorsunuz? Bir rahatsızlığı var mı? Hayır, hayır, tercih değil. Yani o öyle istiyor. Lütfen siz de 53 bakın. Yaşında biz toplum olarak zaten çok ben üzülüyorum bu duruma. Ama bir anne olarak da onun tercihi diye lütfen... Peki anne ne yaşadıkları çektik? Ben yıllarca park, sokak, meyhaneler girmediğim sokak kalmadı. Nilgül'ü aradım. Artı Nilgül'ün çocuğu bana dedi ki... Niye ihbar etmediniz? Niye vasisi olmadınız? Arkadaşım aldı dedi çocuğu, Emrah'ı. Balıkesir'e götür dedi. Balıkesir'e gittim aradım. Nerelere aradım? Fize ablacığım, kaç tane torununuz var? Kızınız sokaklarda yaşamaya başladığı andan itibaren kaç çocuk dünyaya getirdi? Her evden çıkışında bir... Bu kadın bir kere, sokakta mağdur ediliyor. Ben yanınıza geldim. Hayır, Esra Hanım gelmedi. İzin verirse ben anlatırım. Sana yanınıza yurda geldim kim ben... geldi? Yurda geldim. Hatta telefon numarası da verebilirim. Şahidim de var benim. Yanınıza kime, geldim. Kime verebilirim? Emrah, dakika, elini çek. Pardon. 15 dakika kapıyı açan olmadı bana. Ama ben ondan evde yoktum. Bir müsaade edin dinleyin. Ben evde miydim? Anladım. Müsaade edin dinleyeyim. Ama sonuçta ben sizle görüştüm. Ondan sonra görüştüm ben sizle. Anneanne kapına kadar geldim dedim bak. Annemi bulmak için. Yalan onu, konuşuyorsun Emrah. Tamam, yalan konuşuyor, Emrah, bana ait. Emrah... Bir izin ver. Anlatsın çocuğum. Bir izin ver, bir konuşayım. Bak ben dinledim, senin sözünü kesmedim ki. Dürüst konuş, beni de yani... Tamam ama bir izin ben. Ver yani, izin tamam, ver. Tamam buyur. Ben dinle beni bir. Ben kapına kadar geldim. 15 dakika orada bekledim bak. Hatta belki daha fazla. Ama ne zaman? Zamanı dur söyle. Bak bir de bekleme. Tamam. 2014'te. Hatta telefon numarası da beni verelim. İsmi Murat Çeteres. İsmi hat. Sen de biliyorsun bak onu. Tamam evet. Onunla beraber geldik. Beşiktaş'ta kapına kadar dayandık. Beşiktaş'ta bir evim var. Ondan sonra kapıyı çaldık. 15 dakika orada bekledik. Evet. Açmadılar, açmadılar, açmadılar. Sonra dedim abi herhalde kimse yok dedim. Bir geri dönelim. Sonra bir daha geliriz. Sonra... Tesadüfen kafamı arkaya çevirdim, baktım birisi kafasını çıkardı, soktu. Herhalde senin oğlun Şükrü'ydü. Şükrü Alpak. Neyse, tekrar dedim abi herhalde biri, içeride birisi var. Biz bir kapıyı çalalım, soracağımız soruları soralım. İçeri davet ederlerse, içeri davet ederlerse, tamam. İçeri davet ederlerse içeri girelim, davet etmezlerse girmeyelim. Sen çok güzel edebiyat yapıyorsun. Dur çok bir dakika. Bak güzel. Benim bak vallahi kanıtım da var. Kanıtım da var bak benim. Ben kanıtsız konuşmuyorum.
Ondan sonra dur bak, dinle biraz. Dinle. Sen. Şimdi kapıyı açtı. O adamı ben tanımıyorum. Benim o adamı tanıyorsun çünkü biz yurda geldik. Yani ondan beraber sosyal geldik. Bir bağım yok o adamla, o manada. Ondan sonra adam benim üstüme yürüdü. Böyle tepkili bir şekilde. Ben sadece öyle şunu merak ediyorum. Evet. Şimdi Nilgün ablanın bir rahatsızlığı var. Siz bu rahatsızlığın ne olduğunu biliyorsunuz. Bununla ilgili Aile Bakanlığı'na, sosyal hizmetleri, kurumları ya da bir karakola gitseniz, benim kızımın durumu bu. Böyle de bir sağlık sorunu var ve benim kızım dışarıda mağdur ediliyor ve çocuklar dünyaya getiriyor. Bu dünyaya gelen çocuklar da hep terk evet, ediliyor. Evet gittim. Yaptınız mı? Böyle evet. Bir girişimde bulundunuz evet. Mu? Evet. Kaç kere yatırdım kendi de biliyor. Sizin hanım vasisi oldunuz mu? Evet yeni oldum. Ne zaman? Yani 2 sene önce olmuştum da yenilediler tekrar. 2 senedir vasisisiniz ve vasi o yüzden burada birlikte yaşadığı kişi sizden izin istedi. Sizin Mustafa Bey'in yanında durmasında onayınız ve izniniz var mı? Vasi demek bu kadının her türlü bakımını, ihtiyacını giderecek kişi demektir. Evet var çünkü şöyle bir şey, Mustafa bunu hoş tutuyor. Mustafa bir yan sürütüyor da hoş tutuyor evet. Mustafa bundan, bu da Mustafa'yı hoş yani mutlular kafa yapıları aman kafa yapı değil mi de. Nasıl anlaşıyorlar birbirlerine. Kaç yıldır beraberler Mustafa'yla? 15 yıla yakındır yani. Kaç? 15 yıla yakın. 15 yıla yakın beraberler. Evet. Mustafa onunla deni nikahlı. Evet. Evlenmek istedi mi? İstedi, çok istedi. Niye evlenmediler? Gene de istiyor işte raporu var diye diyordu ama bundan sonra... Şey, ama 2 yıllık raporu varmış, ondan önce yok ki. Anlatamadım, rapor 2 yıllık değil. Vasisi 2 yıllık. Ha, 2 yıldır vasisisiniz yani, ondan önce istediği zaman evlenebilirdi. Ama ondan önce ben burada yoktum. Yurt neredeydiniz? Dışındaydım. Yurt dışındaydınız. Evet. Ha, tatil değil yani, bazı şey, tatile gitti, şey, İtalya falan diye öyle bir şey yok. Peki. İtalya'ya gittim, gençliğime gittim. Kimse o zaman hayatta yoktu. Emrah diyor ki ben annemi alıp ona bakmak istiyorum. Evet. Tamam alsın ama vasisi olur. Ben evet. Şimdi ayın 15'inde onun randevusu var doktorda. Götürüyorum, raporunu yenileteyim. Niye vasisi olmasına gerek yok ki? Siz vasisi olun, oğlunun yanında hayır, kalsın. Allah korusun başına bir şey gelirse sorun ben sorumluyum. Ona güveniyorsunuz, bir şey Emrah'a güvenmiyor musunuz? Bakın bir dakika Mustafa Bey'e güveniyorum her hayır, gün. Hayır Fide Hanım, laf şey yapmayın. Mustafa Bey'e güveniyorsunuz, Mustafa Bey hiçbir şeyi... Ama Emrah oğluna güvenmiyor. Başka vilayete gidecek ama o gözümün önünde. Ben ona Üsküdar... Bakın derhal zaten sizin Mustafa vesayet makamına buradan ihbarda bulunuyorum. Derhal vasi olarak kaldırılması gerektiğini tamam, düşünüyorum. Mustafa Bey her gün gelir mi Fize Hanım? Yani kızıyla ilgilenir mi? Tabii tabii. İlgileniyor. Mustafa Bey. Şey çıkmıyor şu anda. Anneniz kayınvalideniz geliyor mu? Geliyor hafta sonları gelir ilgileniyor. Hı-hı. İlgileniyor. Sonra tabii yemek falan verir. Para falan verir. Haçlık verir. Çok güzel bir soru sordu. Dedi ki, annemin nesini seviyorsun? Nilgün'ün nesini seviyorsun? Ya senelerce beri ona baktım. Kanımız kaynadı anne. Senin çok kaç seneden beri. Aynı başlığa yastık koyduk senelerce. Beni çok seviyor. Ben de onu seviyorum. Ben onun hayatını kurtardım. Doğancılar Parkı'ndan soğuklardan aldım. Hayatını kurtardım ona. Ama şimdi siz demin bir konuşma yapmıştınız. Hani çorabı falan yoktu. O çorabı ben dedim ki hani giyersin dedim giderken oraya dedim. Ben dedi giymeyeceğim dedi çorabı dedi. Mustafa Bey geçiminizi Fize Hanım'ın verdiği parayla mı sağlıyorsunuz? Efendim? Geçiminizi dediniz nasıl ki, sağlıyorsunuz? Fize Hanım gelir şimdi, bana para verir biz evde onunla döner dediniz. Ben çalışıyorum şu anda serbest iş yapıyorum eskicilik de yapıyorum. 15 yıldır? Evet 15 seneden beri eskicilik yaparım eşya taşırım şunu yaparım ona bakarım yemek yaparım ilaçlarını alırım. Onunla evi çeviriyorum dediniz. Fize Hanım bana para verir, para onunla da evi çeviriyorum dediniz. Bu ne demek? Nilgün'ün bir parkta buldunuz. Evet, Doğancılar Parkı'nda bulmuştum. Peki, yani o bulduğunuzda annesi var mıydı, annesiyle tanıştınız sormadım mı? Sormadım ben. Hı? Sormadım annesini falan var mı. Ama sonra dedi ki bana annem var dedi. Hı-hı. Ama ben dedi evden kaçtım dedi. Dışarıda da kalıyorum dedi. Ondan sonra ben de acıdım. Ben de acıdım dedim gel benim evim var bakarım sana dedim. Senelerce baktım buna ilaçını aldım. Kaç yıl sonra Fize Hanım ortaya çıktı? Nasıl? Kaç yıl sonra Fize Hanım'la tanıştınız? Parkta buldunuz Nilgün'ü. Onu hiç hatırlayamıyorum ya. Uzun bir zaman geçmiş miydi hemen mi tanıştınız? Hemen tanışmıştık tabii. Parkta tanışmıştık.
Benim... Hayır, Fize Hanım'la. Bundan mı? Evet. Fize Hanım'ı kaç yıldır tanıyorsunuz? 10 senedir beni tanıyorum. Kaç yıldır Nilgün'le berabersiniz? 15 senedir böyle beraberiz. 5 yılında Fize Hanım yoktu. Son 10 yılda da Fize Hanım hayatınıza girdi. Şimdi Nilgün, ben Mustafa ile kalmak istiyorum dedin. Evet. Onun yanında kendini güvende mi hissediyorsun? Evet, evet. Mutlu hissediyorsun. Mutlu hissediyorum. Oğlun da diyor ki anacığım gel ben sana bakarım diyor. Yok, kalmak istemiyorum oğlumla. Arada gider misin oğluna peki? Görürüm. Şöyle... Ama o başka şehirde. O zaman göremem. Göremezsin. Evet. Peki. Niye 2 yıldır vesayet altına alınmasını talep ettiniz de daha önce yapmadınız? Efendim? Daha önce niye kızım kısıtlansın ben onu koruyabilirim diye bir talebiniz olmadı? Veriyorum. Hayır, talebim benim olması gerekir miydi? Kardeşinin vasisiydi. O yurt daha önce de çıkınca... hep bu kişi kısıtlıydı. Ve müsaade vasisi... eder misiniz? İlk büyük oğlum da vasiydi. Sonra küçük oğlum vasi oldu. Sonra ben aldım vasiliği. Ama... Hiçbir zaman vasinin yanında kalmadı. Ama kalmaz, durmuyor ya. Durmak tutması durmuyor. Mümkün değil. O zaman bakın, Nilgün Hanım 15 yıldır hangi demek... şartlarda nasıl yaşadığını ekrana getireceğim. Bir VTR var. O çocukluk resmi. 10 yaşında filandı. Ben çektirdim Mustafa onu. Ile 15 yıldır aslında bir şekilde Nilgün Hanım bu hastalığıyla beraber bir yaşam mücadelesi veriyor. Bu yaşam savaşını verenlerden biri de Mustafa. O VTR ekrana gelsin. Gerçek aileme karşı olan özlemimi gideremiyorum. Yani zengin de olsa, fakir de olsa, o benim annem. Ayşenur Hanım, Esraroğlu'da programına katılıp hiç görmediği biyolojik annesine ulaşmak istiyordu. Biz de program olarak çok kısa bir zaman içinde annesine ulaştık. Birazdan size annesinin yaşadığı evi göstereceğiz. Gerçekten yaşadığı yeri gördüğünüzde gözyaşlarınıza hakim olamayacaksınız. Burası Üsküdar'da bir bodrum katı. Evet, Ayşenur Hanım'ın annesi 10 seneye aşkın bir süredir burada yaşıyor. Odunların olduğu bir alan ve sadece bir yatak odası var. Banyo ve tuvalet maalesef burada yok. Evet, bulaşıkları yıkamak için de Ayşenur Hanım'ın annesi bu bidonu kullanıyor. Burası da gördüğünüz gibi kendine bir mutfak yapmaya çalışmış. Nilgün Hanım'ın 15 yıldır yaşadığı yer Mustafa ile burası. Bu şartlarda yaşıyor. Keşke Fize Hanım şu cümleyi kursaydınız. Ben de evladımı arıyorum. Ne yaptığını, nerede olduğunu, hangi sokakta, kiminle yaşadığını bilmiyorum. Siz her şeyi bile bile göz yumuyorsunuz. Asıl problem burada. Tamam da yani yapacağım bir şey yok. Tutamıyorum diyorum size. Nasıl anlatsam? Mustafa nasıl tutuyor orada peki? Orada mutlu. Mustafa ile mutlu. Yani şöyle bir şey, her şeyi konuşamıyorum burada. Ben sizinle gerçekten çok özel konuşmam lazım. Bu hale niye geldi? Benim yaşadıklarım, ben de sonuçta bir insanım. Belki annem yok, beni hani ortalıkları atmadı. Ben bazı şeyler yaşamadım ama yaşadığım bambaşka şeyler var. Onu burada konuşmam imkansız. Niye bu hale geldiğini? Nihat Bey telefon hakkındaymış, bir ihbar varmış. Alo. Alo. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Esra Hanım. Ben Nihat Ünal. Buyurun. Maltepe'de oturuyorum.
Ben bu yürüyor hanımı sık sık küçük yerde Maltepe'de Kartal civarında direne geçiyor, çok rahat geçiyor, çok gördüm. O Mustafa denen adam yalan söylüyor. Onun parası için onun yanında seviyorum. Onun sevgisi nevisi yok, yalandır. Kim o ya? Nilgün sokaklarda para dileniyordu. Siz Maltepe Perdik civarında. Dur bir dakika. Evet doğru. Kim götürüyor seni? Abicim Nihat abi bir dakika. Kim götürüyor seni? Öyle bir şey var mı Nilgün? Bekleyin. Nereye? Sokaklarda para dileniyor musun? Yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yalan konuşuyor. Yok öyle bir şey yok. Estamos olsun beni Üsküdar'da. Estamos olabilir Üsküdar'da. Buyurun Nihat Bey. Öyle yalan öyle olmaz. Öyle bir şey yok yalan. Bir dinleyin ya. Ben 65 yaşında bir insanım. Yalan söylemiyorum. Mustafa'yı bir yanında görmedim. Bak Mustafa'yı gördüğünüzde yalan söylerim. Yerde takip etmiş olabilir. Ama Nurgül Hanım ben çok rast geldim, çok gördüm. Ben... Civar falan çok görüyordum ben Nilgün ablayı. Tanıyorum sokaktan diyor. İşte o zamanları eskiden. Eskiden. Ama şu anda yok. En son ne zaman gördüğünüz hatırlıyor musunuz? 8 ay önce gördüm. Bak bu şeyden, virüsten önce, şimdi sen çıkmıyorum pek. Virüsten bu hastalıktan önce çok sık gidip görüyordum. Anladım. O da üzerine evet pis elbiseler de titri titri kadın. Ama beyin onun yanında tutmasının sebebi sokaklarda dilendirmesi. Evet, evet. Vallahi odur. Bak ben de yemeyeyim. Billahi odur. Peki. Bir telefon daha varmış. Alo. Alo. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk, sağ olun. Sizin Nilgün Hanım konusundaki ihbarınız nedir? Şimdi ben Nilgün Hanım'ı bir sene öncesi bu Maltepe, Topkapı mezarlığın orada, matbaacıların önünde sürekli taşın üstünde oturuyordu. Babak geliyor akşama kadar orada, taşın betonun üstünde, karda, kışta sürekli orada oturuyor kadıncağız, para dileniyor. Bu adamı da ben oralarda minibüs duraklarını orada gördüm. Devamlı gidip geliyordum ben, işe gidip geliyordum. O kırmızı mont sırtımda sürekli, hala da üstümde. Yani çok rezil bir hayatı var. Bu çocuğuna sesleniyorum ben, götürsün bunu bırakmasın. Sakın o Mustafa'yla göndermeyin. Bu arada çok sayıda ihbar geliyormuş Mustafa Bey. Sizin Nilgün'ü sokaklarda dilendirdiğiniz yönünde. Yok öyle bir şey yok, vallahi yok. Öyle bir şey yaptıysa şuradan nasip olmasın eve gitmem. Bütün Estabos olsun Üsküdar'da. Bizi herkes seviyor. Nilgün de biliyor. Ama ben öyle bir şey yapmadım. Ama Üsküdar'da zaten olmaz. Olduğunuz yerde yapmazsınız bunlar bu ya, işi. Bunlar Maltepe, işte Küçük Yalı, Pendik o civarda. Şunu sorayım Mustafa Bey. Mesela eş olarak eşlerin birbirine karşı sorumlulukları vardır. Size göre eşiniz diye yanınıza bulundurduğunuz kişi bu evin içerisindeki size karşı sorumluluklarını yerine getirir mi? Getirir tabii. Neler yapar mesela? Yapmaz ama anne, öyle bir şey olmaz. Anne şunu söylüyor. İstediği zaman çıkar gider, ne zaman geldiğini de bilmiyorum. Sizin yanınızdan da istediği zaman çıkar, nereye gittiğini ben kontrol edebilir misiniz? Ben şimdi şöyle bakkala bile göndermiyorum. Kendim gidiyorum bakkala ekmeği alıyorum. İstediği zaman evden çıkıp gidebilir mi? Hiç çıkmadı şimdiye kadar. Anne diyor ki evde tutamıyorduk. Hafta sonları giderdik sahile falan giderdik gezerdik. Ama yemek anne bakın ikiniz arasında çelişki var. Anne diyor ki ben kontrol edemeyen bir kadından bahsediyor. Siz de diyorsunuz ki ben işe gidiyorum bu kadın evden dışarı çıkmaz. Hangisi doğru? Bilmiyorum ki. Ha? Evden 15 yıldan beri sizin yanınızda. Tamam 15 sene ama ben bunu gidip geziyorum hafta sonları. Evden abi çıkıp gider mi? Eyvah. Nasıl? Evden çıkıp gider mi? Siz evde yoksunuz. Evden çıkıp gitti. Kaçar mı evden? Yok kaçmaz. Fizan Hanım evden kaçar mı kızınız? Kaçar. Kaçar. Benim yanımda kaçıyordu. 15 yıldır bu adamın yanında, 15 yıldır yanınızdan hiç kaçtı mı Mustafa? Ama benim yanımda hiç kaçmadı. Bu sizin yanınızdan kaçmış niye olabilir. Kaçıyordu? Efendim? Benim yanımda hiç kaçmadı. Yüzü burada söyleyebilir Nurgül'cüğüm. Şimdi oldu. Evet. Kızınız hep evden kaçar mı? Evet. Kendiniz sorun. Ama benim yanımda hiç kaçmadı. Diyor onun yanından niye kaçmıyor, senin yanından kaçıyor? Bak yüzü burada Nurgül'cüm. Konuşsana canım. Şimdi ya o çok iyi davranıyor... Ya sen çok kötü davrandığın için kaçıyor. Anlatsın işte buradakiniz yüzü burada. Hasta, yani onun ben nasıl kötü davranabilirim? Fize Hanım kızınızın raporunda evlenmeye engel hali vardır yazıyor mu? Hayır. Doktor size bunu söyledi mi? Hayır daha raporu almadım. Sadece sağlık ocağından evlenebilir dedi ama genel bir rapor, genel hastaneden rapor almam lazım. Tam teşkilatlı hastanede. Onu almadım. Hülya
ben bu kadar iyi bir, mesela ben olsam bu kadar iyi bir damat adayı bulduysam hemen kızımı onunla evlendirirdim. Bir de bir düzen kurardım, kafamda rahat ederdi. Fiza Hanım niye bunu yapmadı? Burada değildim, burada değildim diyorum. 5 senedir ben yurt dışındaydım. Ne zaman geldiniz yurt dışından? İşte, 8 ay falan oluyor. Geldim, korona oldu, çıkamadım. Yasaklar bilmem, işte yeni yeni çıkıyoruz dışarıya. Emre. Fiza Hanım, ben bunlar size yanlış anlamayın. Hepsi. Yalnızca size değil sistemim. Ülke olarak bu ülkede bu hanımefendiyi gördükten sonra kendime de sistem ediyorum. 6 tane çocuk dünyaya geliyor. O çocuklar devletin yurdunda korunmaya muhtaç bir kadın var. Pardon, pardon. Korunmaya muhtaç bir kadın var. Ortada vasiler geziyor ama bu kadın sokakta hiç korunmamış. Bu bizim ayıbımız. Bu sizin ayıbınız. Ben yurt dışındaydım. Bilmiyorum diyemezsiniz. Gittiniz mi bu çocuklar yurda verildi? Kapıyı çaldınız mı? Ben koruyamam ama. Hayır, tekisinin bilmiyorum ama size gittim mi? Gittim. Emrah çok güzel oynuyor şu anda. Emrah güzel oynuyor. Yanına geçelim. Ama bunların hepsi gerçek. Kim oynuyor? Sahneyi oynuyor. Kim güzel, oynuyor? Acısyon sahne yapıyor. Acitasyon. Emrah. Neyin acitasyonunu yapıyor Fiza Hanım? Ya sonuçta ben yaşlı bir kadınım, hastayım. Ben bir mücadele vermişim, veriyorum da. Ya beni bu kadar... Biz onunla konuşurken bile, telefonla konuşurken bile güzel hoş sohbetli konuşuyoruz. Bakıyorsun saniyede dönüşü yapıyor. Sanki o çocuk değil. Annemden bahsedince ben dövüşmeye başlıyorum. Annene neye bahsediyor, biliyor musun? Evet. Bak annenin ben... Soruyorsun, fiziğini soruyorsun, ben fiziğini anlatıyorum. Sen şimdi ne diyorsun? Bakın ben burada mannemin fiziğini... şeyleri konuşmaya gelmedim. Lafımı bir kesme lütfen. Anladım. Buyur. Beni soruyorsun, nasılsın diyorsun. Ben hastalığımı anlatmaya çalışıyorum. Sana ben çok güvenmiştim gerçekten. Hiç beklemiyordum bu lafları. Geleceksin, gideceksin. Hatta görüntülü ya. Konuştuk. Bir dakika. Resim çektim. Sana gönderdim. Nilgün'den biz beraber görüntülü konuştuk. Güzel, onları mutlu geçin. Mutlu tabloydu. Torununuzun elinden tutup annesine götürdünüz mü? Senin annen budur diye. Geldi mi kafama ki? Götürmedin mi ben? Geldim ben. Kanatım da var. Hayır. Geldim dediğinizde... Geldim ben kanatım. 2014'te yani şimdi bakın, diyorsunuz. 2014'te. Tamam ama sonuçta gelmişim. Annesinin tamam, evinin adresini verdiler mi? E-Devlet'te adresi orası görünüyor. Ben nereye geleyim yani? Yoktum. Annenin evinin adresini verdiler mi? Yok, vermediler. Onu verebilirsin, gelmene gerek yok. Oğlum annen şu adreste. Bak burada telefonu da şu. Yanında olduğu adam Mustafa. Git ona anneni bul dedin mi? Şimdi çok mutlu. Bak huzurlu görüyorum. Diyorum hadi gitmeyeyim. Gitmesin kimse. Onların tadı kaçmasın. Çünkü Nilgün orada çok mutlu. Mustafa'nın yanında çok mutlu. Çocukları ortaya çıkarsa Nilgün'ün huzuru kaçar mı? Ama yani Mustafa'dan ayrılsa da kaçar mı? Dünyasıdır Mustafa'nın. Oğlu annesini bulup kapısına gitseydik hangi huzur bozulurdu? Ya almaya çalışacaktı. Bu sefer tabii canı sıkılacaktı Nilgün'le. Niye almak istesin Emrah onu? Madem huzurlu orası. Anne ya. Anne ya. Gene Nilgün şanslı evlat. Doğurmuş 2 tane ki sahip çıkıyorlar. Ben ondan mutluluk duyuyorum. Ama siz çocuklarıyla bana... görüşmesini engellediniz. Hayır engellemedim. Fiza ablacığım kızınızın numarasını bize bile vermediniz. Neden? Nilgün ablanın numarasını bizimle bile paylaşmadınız. Nilgün numarası yok ki. Mustafa'nın numarası var. Mustafa'nın numarasını verseydin. Dedi. Nasıl ben gittim oraya? Görüştüm. Gitmene gerek yok. Çok basit. Alın bu telefonu. Yani, bu telefondan ulaşın. Neden yani çocuklarının anneye ulaşmasını engellediniz? Sadece huzuru kaçmasın. Yani rahat, mutlu yani. Orada bile mutlu. Nasıl anlatsam? Burada mı mutlu? Evet, orada mutlu. Kim verebilir misiniz görüntüleri? Kendisine sorun. Ben de şaşırıyorum. Ben de şaşırıyorum. Evde söylüyorum. Ben yani bir şey söyleyeceğim. Mutlu olur mu? Oluyor işte. Hani gerçekten bir şey söyleyeceğim. Mustafa hani bu kadar iyi bakıyormuş ya. O yüzden mi tek bir tane ayakkabısı ve yıllarca kullandığı bir ayakkabısı vardı? Hı? Nasıl efendim? Anlamadım. Daha tek dava yani. Ya dava. Atıyor bu. Ne ayakkabı aldı? Neden attı? Bak biz aldık, attı mı? Tamam, o ayakkabıları da ben yeni aldım, pazardan aldım. Yeni değil, biz sorduk yıllar öncesinde bu ayakkabıyı. Yok yok, yeni aldım onları ben. Geçen sene aldım onları ben. Şimdi huzur dediğiniz evde şartları ve imkanları asla eleştirmiyorum. Lütfen dikkat çekmek istediğimiz nokta. Anne, Emrah biyolojik annesini arayıp peşine düştüğünde anneanne bu iletişimi kesiyor. Tek amacı Mustafa ile Nilgün'ün huzuru bozulmasın diye. Kızının bu şartlarda huzurlu ve mutlu olduğunu düşünüyor değil mi Fiza Hanım?
Fize Hanım, kızınızın burada huzurlu ve mutlu olduğunu düşünüyorsunuz. Ama öyle mutlu yaşıyor. Anneciğim, burada yani bir insanın yaşaması çok zor. Burada tuvalet, banyo bile hiçbir şey yok Esra ya. Esra Hanım, ben de öyle bir yerde yaşadım, yaşıyorum da. Benim yaşadığım yeri çok ondan farklı değil, söyleyeyim size. Ahşap bina, eski, dökülüyor her tarafı. Ama ben kendimi teşhis etmek istemiyorum. Yanınıza alsaydınız Nilgün'le damadınızı. Mustafa aslanlar gibi delikanlı gidip çalışsaydı. Ama ben de kalmıyorum ki o evde. Kim kalıyor orada? Oğlum ve öğretmen, onun peşine gidiyorum. O nereye gidiyorsa beni götürüyor. Hangi oğlunuz? Tedavi ettiriyor. Yani hangi benim, oğlunuz? Yurt dışındaki mi? Benim sağlığım hiç iyi değil. 76 yaşındayım sonuçta. Nilgün'ün vasisi abileriyken, sonra size geldiken, vasilik elden ele böyle bayrak yarışı gibi taşınıyorken, bu madem vasilik görevini yerine getirmemenizin sebebi nedir? Onu kimse müracaat etmedi vasili almak için. O büyük oğluma öyle bir vasilik tayin etmiş kendine. Siz vesayet altına alınmayı gerektirecek kadar sağlık problemleriniz olduğunu iddia ediyorsanız, buradan vesayet makamına ihbarda bulunuyorum. Derhal vasilinizin kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Kalmışsın. Çünkü bu kişi korunamıyor. Ve eş statüsü altında, dini nikahlı beraberlik altında da bir yere terk edilmiş durumda. Orada da evlilik falan değil bunun adı. Başka mağduriyetler yaşandığına da çok eminim. Ya şunu, hiçbir şey yapmazsan dersin ki doğurganlığı konusunda, ya onun sokaklarda yaşadığı ve bir daha çocuk doğurmaması konusunda bir girişimde bulunursun. O doğurganlığı hiç haberim yok. Kaç torununuz var? Ölü bilmediğiniz çocuk, bu ikisi. Müsaade eder misiniz? Ölü çocuk doğurdum. Onlar ölü doğdu. İki tane ölü, dört. Diğer iki torun nerede? Hayır, bana hepsi ölü dedi. Sadece bu ikisinden başka. Yurda gittiniz mi Emrah'ı görmek için? Evet, gittim. Yurda gittim. Emrah kim olduğunu bilmiyordu. Cami avlusunda mı bulundu, sokaktan mı aldı? Ben gittim, dosyasını çıkarttım. Mümkün değil havası, o zaman. Havası Nilgül'ün kucağından almış Emrah'ı. Fize Hanım, mümkün değil. O zaman damadınız var. Kızınız resmi nikahlı, evli. Gelin damat normal, sağlıklı bir aile kurulmuş. Öyle gözüküyor. Hayır, o zaman boşanmışlar çocuğu alınca. Sonra bir daha hiç aramadınız mı? Aslında Emrah'ın varlığından haberdarsınız. Sonra bir daha yurda hiç gitmediniz mi? Aramadı. Hatta telefonlarıma bile bakmadı. Nereye verildiğini bilmiyordum. Aradım ama bulamadım. Nerede olduğunu bilmiyordum. Nilgül bayağı ısrar etti. Hani Balıkesir'e götürmüşler dedi. Nilgün bana dedi, bir kadın aldı dedi. Bir kadın ne dedi, öyle değil mi? Evet, bir tane kadın götürmüş. Ha, nereye götürdü seni? Balıkesir'e götürmüş Emrah güya. Almış götürmüş. Ama dosyada da hala verdi diyor. Ben bir şey söylemek istiyorum. Soruları yarın devam edeceğiz. Bu konuda ihbarlar da gelmeye devam ediyor. Özellikle de Nilgün Hanım'ın sokaklarda dilendirildiği konusunda çok sayıda ihbar geliyor. Onun yapmış olduğu sokaklarda dilenmesi biliyorsunuz ki bir para kaynağı aslında. O paralar da nereye gidiyor? Bu arada ekran başındaki duyarlı seyircilerimize çok teşekkür ediyorum. Çünkü İsveç'ten Konya'nın Kulu ilçesinden 10 adet manuel tekerlekli, Bedriye Ateş merhum eşi Halit Ateş ruhuna 2 adet manuel tekerlekli, Mehtap Portakal 15 adet manuel tekerlekli, merhum Tevfik Akengin ruhuna 1 adet, merhum Perihan Okyay ruhuna kızı Dilek Hanım 2 adet, merhum Ahmet Çetinkaya ruhuna 2 adet manuel tekerlekli sandalye bağışında bulunmuşlar. Devam da ediyor bağışlar. Engelli vatandaşlarımız için akülü ve manuel tekerlekli sandalyeler geliyor. Bir kere daha huzurlarınızla teşekkür ediyorum. Yarın kaldığımız yerden devam ediyoruz. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.